Diyor ki ben diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cumartesi hacamatta olmayın helak olursunuz. Ravisi iki tanesi çok sağlam. Bir tanesi eliyle, boş eliyle atı çağırıyordu. Bu bana güven vermedi. Zayıf ravi üçüncü ama hadis değil değil. Bunu cumartesi olmayın helak olursunuz. Bu hadisi ben nasıl şey yapacağım peki? Doğrulatacağım. Hey sen Ahmet, cumartesi bir hacamat olun. Helak olursanız hadistir, değilse mevzudur diyeceğim. Olur mu? Başkasına bunu deney ettireyim mi? Veya fedakarlık yapacaksın. İki tane yaşlı adam, iki tane Mekke'de, Habeşistan'a göç ediyorlar imanlarından dolayı. Adam ölüyor. Yaşlı bir kadın. Türkiye'deki 18-19 yaşında bir kız çocuğu, Arabistan'da 9-10 en fazla. Yani sıcak bölgede biyolojik çabuk gelişir. Yani o cüssede olur. Biyolojik yapıları neredeyse iki katı derler. Sıcak bölgelerde biyolojik yapım. Buna ait fıkıhta doktorum şey var. Finlandiya'da 18 yaş olup hala bulu çağı olmayan insanlar var. Kutuplarda onu fıkıh bile kayıt altına almış. 18'e kadar olmamışsa hükmen buluç sayılır demiş. Olabiliyor. Soğuk bölgelerde bu tür dürtüler ve organ şeyleri yavaş gelişiyor. Dolayısıyla yaşlı. Bu adam vefat edince sağ. Ama bazı rivayetler var. Yani dinden de dönmüş olabilir diye adam diyorum. O kadın yalnız kalmış. O kadar yaşlı ki. Şimdi Allah Resulü bunu nikahlayın, mağdur Habeşistan'a göç etmiş bir kadın. Şimdiki gibi de değil ki yani. Haberleşme yok, şey yok. Yani mağdur yani geçimine şeyine kadar artık nerelere düşeceği belli. Bu sahabeyi nikahlayın, bu fedakarlığı kimi diyecek yani? Bir sürü genç varken, şey varken böyle yaşlı bir kadın ne yapsın, ne deruhte etsin, iaşesini vesaire. Kim yapması lazım bu fedakarlığı? Sen söylüyorsun bu konuda da. Örnek sen olacaksın. Fiilen göstereceksin fedakarlığı. Mektupla Habeşistan'a mektup yazıyor ve onu nikahlıyor. Ama bizim örf, anane, kültür ve gelenekte ve mantığımızda, büyüdüğümüz mantıkta evlenmek ve nikah ne demek olduğunu malum. Biz niye evleniriz? Bu mantıkla, bu şablonla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bununla evlenmiş. Hiç uyuyor mu bizim evlilik mantığına? Korumak için, muhafaza etmek için onun nikahını alınca dinde peygamberlerin hanımları ümmetin anneleridir. O mağdur kadın ümmetin annesi olunca oradaki Müslümanlara mahremini şey kalkıyor. Gene dikkat etmekle beraber iaşenisini defte ettiler Allah Resulü hanımın. Biz çoluk çocuğumuza birbirimize sahip çıkmayız. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu fedakarlığı bizde nasıl anlaşılıyor? Şu kadar kadınla evlenmiş. Bunu hifz ve himaye etmek için yaptığı bu fedakarlığı bizim zihnimizde evlilik ne anlama geliyorsa öyle düşündük. Dolayısıyla bizim mantığımıza göre, kuruluşa göre bu denmemesi lazım, yapmaması lazım ama yani ustad da diyor ki eslaf-ı izamın yani ulemanın önde gidenleri, mutebahi uleması, muhakkik ve mudakikler bir şey söylediği zaman, yaptığı zaman hemen inkar etmeyin. Sahih Buhari Hazretleri bu hadise gene geliyorum. Hem derse başlayacağız da hem de Osman'ı da bekleyelim. Yok galiba. Bu sefer cumartesini kendisi hacamatta olmuş. Olmayın helak olursanız sebebi sizsiniz. Tam sekerat gibi ölüm anına kadar gelmiş. Ölecek yani. Allah Resulü rüyasına geliyor. Yakaza yani. Yakaza. Rüya da değil yakaza. Adı Muhammed el-Buhari. O memlekette olduğu için Buhari onun için demiş. Muhammed evladım demiş. Benim hadisimi görmedin mi? Niye oldun acamat demiş. Allah Resulüne demiş ki bu. Aleyhisselam. Ya Resulallah sizin doğru sözünüzü doğrulamak için
bunu yaptın. Hayatını koydu yani. Allah Resulü'nün bir sözünü sağlamlaştırmak için hayatını verdi. Bunun için yaptım. Sözünüzün doğruluğunu ispat etmek için. Zira talebelerime söyledim. Ölürsem hadistir, değilse zayıftır. Şu fedakarlığa bakın. Aynı bu iki örnek verdim ya. Evlilik bizde ne anlama geliyor? Bunun davranışı bak ne kadar bize zıt gibi. Onun için bir tanesi de çıkmış. Sufyanet'in dönemlerini test edecek. Birinci dönemde miyiz? Ahmet Bey diye bir kardeşimiz. Abdullah denen. Şimdi birinci dönemde miyiz? İkinci dönemde miyiz? Üçüncü dönemde miyiz? Dördüncü. Üç dönem, üç ve dört birbirine çok yakın. Yani hani renkler arası geçiş bazılarında keskin olur bazıları. Üç ve dört arasında çok birbirine yakın. E şimdi kime diyecek ki ya sen böyle bir şey yap. Üçse ona göre sefk-i idarede ve işte kitaplardaki manaları bu manada değerlendirilecek. Mesela lemalar Emirdan'da 12, 13, 14, 16 sayıları. 15 var orada atlamış. Vesaire çok şey var. Başka Osmanlıcası olup da Latince olmayan Vehhabi meselesi, Şia meselesi şeyler var. Osmanlıca'da var. Bunlar neşredilmemişti. Neşredilmesin diye yukarıda not konmuş. Mesela diyor ki Ayasofya, aynı notlardan söyleyeyim birkaç tane mektuptan. Şu mektup diyor, Ayasofya açıldıktan sonra neşredilebilir. Diyor. Şu mektup diyor, şu falan olduğu zaman Vehhabi neşredilebilir diyor. Şu mektup diyor, inna atteyn asırı diyor, şu olay olduktan sonra neşredersiniz demiş. Tamam böyle. Bende iki tane sözler kaldı, gayrimüteşhir var. Dolayısıyla üç mü dört mü? Şimdi Buhari Hazretleri kendisi denemiş. Allah Resulü kendisi yaptı. Şimdi üç mü dört mü? Birbirine çok yakın olduğu için denemesi lazım. Üç mü dört mü? Test edecek. Test edince üç mü dört mü? Tespit etmiş. Ama onun hareketini başkası bilmediği için ya Allah Allah bunu nasıl dedi ya? Bunu nasıl yaptı ya? Abdullah'a kızıyorsun. Anladım abi. Hakkını helal et dedim. Bak şimdi. Sana bir usul kaydı da söyleyeyim ve dersime de başlayayım. Mesela Ali desem ki ben sana hakkımı helal ettim. Neye benziyor biliyor musun? Şimdi adam trafik kazasında birisini öldürmüş. Ölmüş, ezilmiş. Çocuk ölmüş. Çocuğun babası dedi ki ben şikayetçi değilim hakim bey. Devlet bırakır mı? Niçin? Amme davası var. Ben de diyorum ki ya Rabbi Ali'ye herkes hakkımı helal etti. Veya sen hakkını helal ettin. Tamam mı? Ama Ahmet davası var. Esma var ya Esma'nın cilve cemal nakış sanatı. Esma hükmünü icra etmek adına Esma yakanı bırakmaz. Sen hakkını helal ettin kemalatından sevabını alacaksın. Hakkında feragat edince sende hak yok olmuyor. Katlanıyor. Çok acayip. Mesela bir cüz okudun. Kimseye dağıtmadın. Bir hatim sevabın var. Ama ne kadar dağıttınsa o kadar hatim alıyorsun. Sevap alıyorsun. Müslüman Müslüman'a aynadır ya. Oraya yansıyor, oradan da sana yansıyor. Kabe gibi. Dolayısıyla esnaf-ı izamın, önde gidenlerin davranışları, sözlerin bize uymaz. Her şeyi. Bir şey de söyleyeceğim, ondan sonra geçeceğim. Rize'de, isim de veriyorum. Ucuz Mercan diye market sahibi var. Rize Devlet Hastanesi'ne giderken sağda o 3-4 yol ağzında mercan. Tamam ismini söylüyorum. Bir kardeşimiz, fedakar kardeşimiz. Onun oğlu var. Onun bize takılıyor. Vakıflarla dolaşacak. Öyle bir şey var. Yanımızda baktım. Diyor ki oğlum bunlarla dolaşma. Babası diyor Mercan. O kadar akıllı ki. Niye baba dedi ya? Kimle dolaşayım? Bak oğlum bunların konuşmaları, hareketleri bizim kafamıza bazıları uymaz. Ya deli deriz ya inkar ederiz. Dolayısıyla zarar ederiz. Biz bunlarla arkadaş olacak değiliz. Bunlardan al ayrıl. Demiş. Tamam. Sen de bu lazım olanı al, lazım olmayanları bırak. Tavsiye budur. Evet, hoş geldiniz. Vicdan 19. Dima 195. Tepecik'teyiz. 20'sinde. 20'si 3, 2000 22.
Bir kahve gider abi. Abi gider diye bir de su da gidiyor. Tamam. Ya o Sahih Buhari nasıl yaptı ya? Onun iman öyle. Hamiyet, ümmet ruhu başka bir şey. Yoksa dersin Allah Allah. Vallahi ben cumartesi yapma dedikten sonra yapmam ki ya. Niye yapayım? Buhari niye yaptı? Şöyle diyeceğim. Benim kafam bile almıyorsa karışma. Askerlikte KKK vardı ya 3 tane. Konuşma, kaytarma, karışma. 3 tane K. Rahat edersin. Konuşma, karışma, kaytarma. Anlamayız. Biz kafamız o kadar anlar. Şimdi dima yapıyoruz ısırmak için. Sordu da işte dayanamıyorum dedi. Kafamı kemiriyor. Sor kardeşim ne soracaksın sor. Biz de cevap ver. Dava bu kadar basit değil. Değil. Çok. Bizden çok üst. Onun için o 2 tane sözler kadar, şu sözler kadar gayrimüteşir var. Üstünde notları görünce içim çıldırıyor. Ayasofya açılınca, mesela bir mektup şu, gazete çıkabilir diyor o zaman. Ayasofya açılınca, İslam adına gazete çıkabilir diyor. Ayasofya açılınca anlayın ki meclisin %70'i dini yaşamasa bile din taraftarıdır diyor. Başka 10 kat diyor güç alacaktır diyor. Baksana Davos oldu Antalya. Öyle değil mi abiler? Ben bilmiyorum. Biraz biliyorum. Sen Davos oldu. Evet. Evet. Yani şu abi, iyi ki bilmiyorum. Yani Türkiye merkez oldu abi. Çözüm merkezi olacak. Çok şükür. Yani şey için söylüyorum. Ayasofya açılınca kendi gücünden 10 kat aldı. İşte gayrimüteşhirde diyor ki, gerek yok şu anda. Şu olunca diyor Şia'ya ait mektup şey yapabilir diyor. Mesela şu diyor Hristiyanlığın hakiki ruhanilerine diyor bu mektup gönderilebilir diyor Vatikan'a demek ki. Şunu gönderilebilir diyor vesaire. Şu olunca da diyor Süfyanettin 3. devrindesin. Şu olunca da 4. Birbirine çok yakın birisi çıkıp da test etmesi lazım. 3 mü 4? Çünkü matematikte toplama çıkartmalar ters oluyor ya. Hakikaten toplamanın testi nasıl oluyor? Toplamanın çıkartma. Çıkartma. Bakın görüyor musunuz? Evet, vicdana hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani biz rahmet-i ilahiyede bir şey bekliyoruz. Evet. Yani bu 4. devresi de tarumar olmadığı, yerle bir olduğu, rezil rüsva olduklarını, hem öbür tarafta olacaklar zaten, burada da Müslüman hakkıdır ya. 200 yıl oldu yani. Bu ne kadar hak etmişiz. Çok hak etmişiz yani. Hala millet adına birçok şey yapılırken tepede ismi anılıyor. Çok kanıma dokunuyor yani. Bilmiyorum. Acayip bir şey yani. Ne kadar hak etmişiz abi ya. Aklım almıyor. Çok hak etmişiz yani. Acayip hak etmişiz. Benim şöyle hak etmişiz bak. Seninle yürüyoruz. Ben seni tanıyorum abi. Kaç senede ben tanıyorum. Sen bir kelamla mı, bir davranışla mı sen sensin benim dünyamda. Yani hep o davranışın hikmetini bilsen bile, hikmetsiz bir davranışın sözün. Seni onunla mı tercih edeceğim? Seni o hareketinle mi terk edeceğim? Yok yok biz onu bir şey yapmıyoruz. Misal. Yok yok. Tercih etmiyoruz ama o kırılma noktası galiba. Evet. Biraz kırılma noktası gibi evet, yani. Evet evet. Kesin bu vazifelidir diye bilmenin benim dünyamda evet. Budur yani. Evet. Yani benim dünyamda resmen mühürlenmesi için bunu olması lazım. Ya ben biliyorum benim kadar bak adım gibi eminim. Hiçbir ilişkim yok. Benim kadar o heriften hoşlanmadığını biliyorum. Evet. Kesin. Ama bir şey var yani. Bir şey var. Sema'dan bir şey var. Henüz onaylanmamış. Onaylanmamış. Bir şey var yani. Dediği gibi sabırlı ol. Ama içeride dedi, sabırlı ol. 3 defa, sabırlı ol. Evet, şimdi vicdana ait ısınmak için kademe yapıyoruz. Mesela bugün Furkan da geldi, o da geldi o zaman. Çalışırken, yani çalışıyorum ya, şeye çalışıyorum. Yine bir bakayım dedim. Yani o kadar
ateş basıyor ki vücuda, gömleği çıkartıyorum, atletlenin bu havada. Şimdi oradan aldığım notlar size bugün çok hoşunuza gidecek. Ama hepsini okumak imkansız vicdanla alakalı. Ve akıl okuyorum. İlmi usulü din ulemasını tespit ettim bugün. Usul alimleri kimlerdir diye. Usul. Yani mesela diyelim ki kafire taraftar olursan iman da gider. Bu bir usuldür. Veya parmak kesene göre kol kesmeyi tercih etmek, takdir etmek değil, tercih etmek. Evvel işaret bu usuldür. Bu İmam Azam'ın işi değil bu. İlmi usulü din uleması ayrıdır. Hadis uleması ayrıdır. Tefsirciler ayrıdır. Müştehitler ayrıdır. Müceditler ayrıdır, ayrıdır da ayrıdır. Mesela kıraat imamımız ayrıdır. 10 tane kıraat imamı var temelde. 2 tane de ravileri var. 30 tane kıraat imamı var. Bizim Hanefi mezhebinin kıraat imamı nedir? Kimdir? İmam Azam. Ondan sonra bizde de ilm usulü din, yani usul kaydesin, Allah razı olsun. Usulü getiren İmam Azam değil yani. Debussy, bak Debussy, Serahsi, Pezdevi. Hiç duymadınız. Hanefi mezhebinin usul imamları, temel atanlar. Debussy, niye söylüyorum? Yani nasıl gelmiş bu böyle? Bu dersler de böyle oluyor diye, bunu kullanacağım diye söylüyorum. Serahsi, Pezdevi. Temelli attı bunlar. Sonra Kindi ve Farabi bunları bu tevarusu ikmal etti. Kemal'a götürdü. Kindi ve Farabi. Sonra İbn Sina ve Fahreddin Razi sistematik yaptı. Sisteme döktü yani. Öyle haritaladı. Beyzavi Hazretleri de fıkıha soktu. Yani Hanefi'nin usulü fıkıh budur. Yani usul, yöntem, sistem budur diye fıkhın içine daha tasdif ederek, daha kemal bir şey yapıyor. Beyzavi tefsiri derler ya, hani duyarsınız, bu ya. Bu da fıkhın içine soktu. Şeyde mi? An ve sünnet senenin gölgesinde ama. Tabii canım. Tabii. Yani Kur'an, sünnet, Kur'an bak, kitap, sünnet, icma, kıyas. Bunlardan yapıyor. Yani birileri geliyor. Bakın niçin söyledim? Debussy, Serahsi ve Pezdevi çekirdeği atıyor. Kindi ve Farabi ikmal ediyor. Kemalatını bulduruyor. Ve Fahreddin Razi ve İbn Sina sistematiğini dönüştürüyor. Fıkhın içerisine de Beyzavi Hazretleri koyuyor. Yani giriyor otomatik. Ama bakın ne kadar emek veriliyor. Sana bu sistemlere gelecekte öyle şeyler bina edilecek ki değiştirilecek. Daha kemal bulacak. İkmal etmek, kemalaştırmak. Kemale erdirmek manasında. Ve sisteme dökülecek. Risale-i Nur. Niçin fizik, kimya anlayışları değişiyor da matematik değişmiyor? Çünkü matematik denmek formül demektir. Formüller değişmez. Ama diğerleri tıp değişir. Niye değişir? Abi 10 sene sonra 50 sene sonra belki diyecekler bu dima grubu ve devamına hassani. Hassani akari. Hiç kusura bakma. Merabelleri. Bir de merabelleri var. Merabelleri. Hepsi durumları iyi değildi. Ama abi Gafuri'yi de özellikle söyledi. Kesinlikle. Vallahi anan aynen inanıyor. Gafuri'yi. Kaçamazsın. O dediğini unutmuyorum ha. Baktı böyle. Böyle dedi ki. Vallahi abi dedi, hiçbir yer görmedim. Eğer dedi, hakikaten dedi, bu isabet etmişse kurtardık. Eğer etmemişse seninle beraber hepimiz helak olduk. (Gülüyor)
Allah güldürsün seni ya. Sistem anlamak çok zor ya. Şimdi ki abi bugün... Ben helak olmayacağına dair delilim şudur. Hiçbir menfaat olmaksızın yapılıyorsa kesinlikle öbür tarafı düşünmeyin. Ama menfaat varsa... Seni ne olduğunu biliyoruz Matet'te. Çorlu'dan da bu kadar saat ve bu kadar... Seni ne getirtebilir buraya? Menfaat değil mi? Gafuru ne getirir? Doktoru ne getirir? Ne gafur, hele adet bir şekilde hepiniz aldınız. Ama gafura bu deli nasıl gelecek yani böyle bir... Onun için o öbür şıkkı kesinlikle iptal. Ya. Çünkü menfaat yok. Yani, menfaat var kardeş. Bu dedim ki niye bu usul imamlarını zikrettim? Kardeşim bir çekirdek atılıyor dedim. Sonra ikmal ediyor. Bak Debussy, Serasi ve Pezdevi çekirdeği atıyor. Kindi ve Farabi ikmal ediyor. Şuraya bakın. Fahreddin Razi ve İbn Sina sistematik yapıyor. Beyzavi Hazretleri bizim usul olarak Hanefi fıkhın içine sokuluyor. Hanefi fıkhı oluyor. Yürü. Yani bu dersler böyledir abiler ya. Gelecekte adım gibi inanıyorum bütün mevzusu formülize edilecek. Matematik gibi. Risale-i Nur'un. Formül edilecek. Hangi konu olursa olsun formül şey için söylüyorum. Tahtis-i Nimet ve Risale-i hakkını korumak adına. Hangi kelimeyi bana söylerseniz söyleyin. Birkaç ay müsaade edin. Araştırın. Vallahi onu formüledir. Siz de zaten ediyorsunuz. Ne olursa olsun. İfrat, tefrit, vasat. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Evvel, ahir, zahir. Tamam mı? Gibi. Dima, vicdan, kalp, ruh. Yani mutlaka formül. Onun için Risale-i Nur devam edecektir kıyamete kadar. Formülüze edilebildiği için. Formül edilebiliyor. Peki başka şeyler edilebiliyor. Olmuyor. Çünkü niye? Birbirine çelişen ve çatışan fikirler var bir adamın hayatında. Ama Risale-i Nur ise Kur'an'da cari olan kanun bunda da cari. Bunu nerede söylüyor? 14. sözde söylüyor ki kemal bir eser nasıldır Kur'an'dan söylüyor. Ağaç çıktığı zaman yaprağı, dalı, kokusu, meyvesi, tadı vesairesi birbirini tamamlar. Birbirini hükmünü ortadan kaldıracak renk olmaz. Mesela portakala bakınca aman göstermen. Bu renklerin arasında yaprağın arasında bu renk. Değil. Renk, yaprak, koku, tat, ağaç, o meyvenin manasına göre ağacın büyüklüğü mesela. Hep birbirini tamamlar. Yani dallar birbirini ortadan kaldırmaz hükmünü. Kur'an böyledir. Mesela vel cibale aftada bakalım. Risale-i Nur da böyledir. Birbirini, onun için formülüze edilebiliyor. Şimdi vicdana giriyorum abiler. Hadi bismillah. Tekrar etmek adına böyle birkaç satır tekrar edeceğim. Ama unutulan bir şey de gelsin diye. Vicdan kelimesi nefsin yani insanın içsel gücünü ve yetisini ifade etmesi için kullanılır. Vicdan bir güçtür. Bazılarının, filozofların, İslam filozoflarının söylediği mahkemenin hakimidir. Diyor tamam da ben biraz yaşayan bir hakimidir. Yaşanan bir dünyadır. Sırf hüküm veren değil. Doğrudur, yanlıştır, niye böyle yapıyorsun? Akıl vermez. Sırf insana malumat vermez. Kendisi bir yaşamdır. Arapçada bu çok yönlü anlamlarına karşın bu kavram Türkçe'ye geçerken anlam daralmasına uğramıştır. Çok acayip. Yani vicdan çok ciriz olmuş. Hele Cumhuriyet döneminde Türk Dil Kurumu'nun başında biliyorsunuz bir Ermeni'ydi. Bu hepten ciriz haline getirildi vicdan kavramı. Acayip bir hale getirildi. Türkçe'de tutum ve davranışların ahlaklığı ile duygusal ve içgüdüsel durumları anlatır. Yani Türkçe'de böyle kavram ne kadar acayip cılızlaştırmış. Şöyle demiş Türkçe'de tutum ve davranışların ahlaklığı, duygusal ve içgüdüsel durumların anlatır. Kavram olarak vicdan
kavram olarak vicdan, bulma, görme, hissetme, duygu anlamlarına da, anlamlarında da alınmıştır. Vicdanı ile kendini kontrol ettiği gibi insan, kendini kontrol ettiği gibi harici dünyaları da vicdanı ile kurallar koyarak kontrol edebilir. Mesela vicdanını yaşayan, onu vicdanını tahrik eder. Yani kaideler de getirir. Mesela aklımla konuşuyorsam aklınızı, vicdanımla konuşuyorsam vicdanınızı, kalbimle konuşuyorsam kalp, ruhumla konuşuyorsam ruhunuzu etkileme gücüne, yetisine ve yetkisine sahip. Ama karşıdakinin de nasibi varsa. Çok önemli bir şey var. Bugün de ne okuyacağım diye baktığım için söylüyorum. İki tane şuur vardı ya. Birinci şuur dima, taakkulde. İkinci şuur vicdanda. İkincisi de şuur ama nereden besleniyorlar, nedirler diye harika bir tanım olmuş. Vicdan çalışmasında karşımıza çıktı. Ne fark var? Bilinç mesela diyelim Türkçe'de. Ama birinci şuurla ikinci şuur arasında eylemsel olarak beslenme noktasında nereden besleniyor? Bu nereden besleniyor? Nasıl gözükür? Yani bu konuştuklarımız var ya, ulema, usul fıkıhlar, Risale-i Nur, Risale-i Nur'da bunlar şey yapılmış. Yoksa bir adım atabilir miyim ya? Atabilir miyiz? Bunu nasıl konuşursun bunları? Onun için mesela şuur şahit, vicdan ise, yani kafadaki şuur, birinci şuur şahit, vicdandaki ise yaşanan dünyadır. Yoksa bazıların dediği gibi vicdan mahkemedeki hakim değildir. Daha gelecek o iki şuur. Bir tane şimdi fark bu. Birinci şuur şahit, ikincisi şehit. Cenab-ı Hak bizde taayyum ve teşahhus ettiği gibi haşir meydanında da taayyum ve teşahhus etmiş haline vicdan. Şimdi bir mukayese yapmıştım. WhatsApp'ta ve Bip'te göndermiştim. Hatırlar, bakmış olan. Yani ses ben çok göndermem. Gönderirsem çok kısadır. Alın çünkü ya ciddi bir soruya veya bir ufuk açmaya bir şeydir. Mesela orada Allah zatı ile kainatta yok. O ses kaydını atmıştım. Sıbutu sıfatlarıyla var. Sen, basar, kelam, kudret, hayat, ilim mesela. Zatı ile insanda var. Tamam. Kainatta olmayıp insanda olan başka bir şey ne var? Allah'ın dışında. Kainatta yoktur diyor. Yani hakikat-ı nefs-i emriyede yoktur. Nedir o? Beka. Hayır. O var cennette, beka vasfı. Şirk yok. Şirk yok. Hakikat-ı emriyesi, nefs-i emriyesi şirk yoktur. Ama var, nerede var? İnsan. İnsanın kafasızın kafasına var diyor. Var ya. Nerede o kafasızın kafası? Abiler bu kafa. Ama bu kafaya ters çalıştığı için kafasız denilebiliyor. Ama bazı kardeşlerim diyor ki, onlara da gönderme yapayım çok. Onlara da selam olsun. Ya abi diyor, benim çok rahatsız ediyor. Nasıl tamamen kontrolsüz? Bu sistem bakımından kontrolsüzdür. Her şey olur. Ama vicdaniyat ve ilim terakki ettikçe bu kontrolsüzlükler çıkar, kontrol edilir. Ustad'a misal verdim. Tarihçi hayatta diyor ki, hayalini bizim gibi değil, kendisi böyle yeme, mesela iktisat söylüyor. İktisat kıyas ediyor, hayal ediyor ki, iktisat ustadın yeme, içme vesaire değil, düşünme ve hayalini bile iktisat etmiş. Hayalini. Kontrol etmiş. Bu, kafa bu, kafasız bu. Kafanın kafasızlığı. Yani aklın akılsızlığı tarafı. Tamam. Şimdi iki tane şuur var. O çok belirgin bir tanımlama getirildi. O çok hoşuma gitti. Osman olsaydı onu not alırdı. Dima lügatını alırdı. İnşallah alır. Hasan abi. Bölmeyeyim isterseniz. Bölme. Şimdi ısınma yapıyoruz. Evet. Şimdi iki şey kainatta yok, insanda var. Bir, Cenab-ı Hak zatıyla insan... Cenab-ı Hak zatiyle kainatta yok, insanda var. Şirk ve küfür
mevcudatta, kainatta yoktur, insanda vardır. Niçin vardır? Bilemem artık. Bir şey olmuştur aleminizde. Cenab-ı Hak Haşir meydanında taayyum ve teşahhus edecek. Mahkemeyi kendisi yapacak. Meleklerin ne değil. Vicdan da bizde böyle yapıyor burada. Demek ki Allah insanın vicdanında taayyum ve teşahhus ediyor. Fesubhanallah ya. Ne saltanat ya. Bunu duymak bile insanın, insana verilen şu değere, insanı aldığı muhatabiyete, muhatabiyet makamına, şuna bakın ya. Yani şu anlama giriyor değil mi abi? Bu gördüğün her şey senin için yapılmış. Evet. Senin için. Cennet, cehennem bile vallahi. Melekler bile vallahi. Cennet, cehennem bile senin için yapılmış ve senin aslında yapılmış. O ne gaye yapılabilir, ne de öyle korkulur, korkulacak şeydir. Ne kabir, ne cennet. Allah benden korkun dedi. Cehennemden korkun demeyeyim. Ha, korkmayandan cehennem korkusu getiriliyor. Allah korkusu nedir? Muhabbettir. Allah Allah. Hafullah'ta lezzet vardır diyor usta. Peki muhabbetullah'ta ne olur? Bilmiyor. Allah korkusunda lezzet varsa kabir lezzeti neymiş ya? Başka bir şey ya. Mesela her neyse. Tamam. Bazen de susmayı becereceksin. Bazı İslam alimleri akla çok değer vermeleri en tepeye koymaları Yunan felsefecilerinden etkilendiklerindendir. Oysa aklın aklı vicdandır. Çünkü akla yanlışını söyleyen, böyle yapma, böyle de diyen vicdandır. Vicdanın en harika tarafı da elem ve lezzet alma, yapılan yanlışları zeka itibariyle doğru zannettiğimiz vicdan azabı ile bize iade etme harikalığını gösteriyor. Azapla bize iade ediyor. Mesela Kantar'da yaptık. Miras hukukunda yaptık böyle. Bilerek söylüyorum ama böyle. Çok yapılan hatalar mesela miras hukukunda vermiyor kardeşine şuna bana. Bizi iade ediyor vicdan. Nasıl iade ediyor? Alan bu paketi yeniden geçir. Yüksek mahkeme, alt mahkeme, temiz mahkemesi. Zaten daha önce okumuştuk. Vicdan temiz mahkemesidir. Normal asli mahkemeler dimadır. Yaptığı hatayı temiz mahkeme iade ediyor. Git bir daha görüş onu. Hasan abi müdahale etmezsen patlayacağım. Ama şunu bir şey, tamam. Lugatına geldim. Tamam. Okumak istediğime geldim. Tamam. Şimdi Osman burayı alsa. Dima şuurda. Dimadaki şuur ile vicdandaki şuur arasındaki fark çok önemli. Bir daha bir. Dimadaki şuurda ne var? İlim, marifet, tecrübe, dirayet, basiret ve ferasetlerin bütünselliğinden oluşur. Bunu Mehmet abi yazsa keşke tatlı abi ya. Mehmet abi. Bu dima şuur ile yazayım mı? Yaz abi. Yaz abi. Sen çabuk yazarsın. O yazı sil abi dima. Ha. Bir silgi getir Gafur bir tamam daha. Tamam abi inşallah. Kalem ha. Var mı abi? Kalemler de var. Bizim torba kalemleri ne oldu? O tüpler. Ha, benim çekmecede olabilir ha. Nerede biliyor musun? Ha? Yukarıda odada mı? Ha, odada duvardaki çekmece var ya. O çekmecede çektiğin zaman torba görürsün. Hani ya birinci çekme, ikinci çekmecede görürsün. Çek senetlerime dokunma. Dima şuur. İlim. Yazıyor musun abi? İlim. Marifet. Yani bir madde mi yazayım yoksa? Yaz. Bir iki yaz sonra şey yapalım. Bir ilim, marifet. Tecrübe,
dirayet. Dirayet. Basiret. Feraset. Bir tane de ekleyeyim. Tefekkür. Şöyle yap böyle çentik. Bütünselliğinden. Yani gibi vesaire. Şuraya da 8 koy vesaire. Bir sürü var ama ben bunları aldım. Yani önemli olan ikisi arasında şöyle belirgin bir kayda getirildi yani. Bu vicdanda gördüm. Fakat vicdanlı şuurda, şuraya abi, oraya, vicdandaki şuur, bu da kısa kısa kelimeler. Yazdın mı? Bir abi, ibadet, marifetullah. Marifetullah mı, marifet mi? Marifetullah, marifet yukarıda. Marifet akıldaydı. Marifetullah, muhabbetullah. Müşahedetullah. Torba yoktu değil mi? Torba yoktu. Tamam. Demek ki bir yere koymuşuz o. Tüplerde vardı. 5. Sorumluluk. Vefa. Vefayı oraya mı koydun sen? Vefa orada. İşte 7 vesaire. Tamam. Bir tane de yazdıracağım. O gelecek o. O da antika bir madde de var ama şu anda onu göremedim ama okurken gelecek ekleyeceğiz onu. Abi şeyi de kırmızı kalemle not alalım isterseniz. Şehit ve şahit olayını da yazalım abi. He tamam. Şehit, şahit. Şahit oluyor. Mesela akılda şahit oluyor. Akılda şahit mi oluyor? Şahit. Yoksa şehit miydi ya? Şahit, şahit. Şahit oluyor. Vicdan. Mesela filozoflar, İslam alimleri, İslam filozofları mahkemenin hakimi diye demişler. Ben Risale-i Nur'da mahkemenin kendisi vicdan. Vicdan, evet. Şimdi Hasan abi o zaman tam bu noktada az önce gelecek. Söyle. Lütfen gidin. Gel. Şimdi Hasan abi, biz şeyi çok kullanıyoruz Hasan abi. Yani bir dönem şu Dima'da serbest bölge ve tahakkül ve altı ile alakalı bir şeyi çok kullandık. Kum saatini. He. Kum saatini çok kullandık değil mi abi? Şahit makamı, şehit makamı mı desem? Evet. Ama şey de var ama uzatır mıyız? Kader neydi abi? Kader? Kader Risalesi başında. İlmi, hali ve vicdanı. Hali ve vicdanıdır. Kader. Hal işi. Bunlara mı ilave edeceğim? Yok, 8, 9. Öyle mi diyeceğim? Halet, vicdan, şey, evet. Hal, evet. Evet. O zaman şey hiç yapmayayım bunu. Direkt 8, 9 diye. Ya git dedim. İşte ama en sonunda vesaire yaz. Çünkü o kadar tam değil. Tam onu yazalım da. Seni dinliyorum abi. Hasan abi, biz bu kum saatini çok kullandık. Çünkü kader çıktı karşıma vicdan. Çık artık abi şeyi. Ha buradan. Al abi. Yazıyor. Yazıyor. Orada kırmızı... Tamam abi şunu yazalım. Şimdi çok kullandık. Şimdi emri nisbi ve emri itibari. Şimdi Hasan abi vicdan benimse emri itibari olmalı. Şehit makamı yok. Şahit abi. O şahit. Yanlış o. Veya şimdilik doğrumuz o. Şahit de şahit. Çünkü şahit oluyor olaya. Burada da o oluyor. O oluyor. Şehit o olmaktır. Yani askeri gitmek şehit olacağım der ama, askerde şehit olur. Ama benim bu söyleyeceğim abi sanki onu biraz daha farklı. Tamam o zaman yapalım. Yani benim tefekkürüm tamam, yani tamam. Öyle midir değil midir bilmiyorum tamam. Özür dilerim. Hasan, hali de yaz, vicdanı da yaz. Vicdan benimse, vicdan benimse emri itibari olmalı. Tamam. Değilse
vicdanda benden başka birisi tayin ve teşahhüs ediyorsa nispi de olabilir abi. Hı hı. Yani vicdan sadece itibari değildir. Hem itibaridir hem nispidir. Hı hı. Yani vahid-i kıyası diyebilir miyiz abi? İkisini cemiyet. O zaman hem şahitlik hem şehitlik makamıdır aynı anda Hasan abi. Evet. Aynı anda yani çünkü biri... onların dediği İslam alim filozofların dediği vicdan mahkemedeki hakimdir derken eksi yani yanlış demedim. Ben biraz da çapını geniş gördüm ki. Mahkemenin kendisidir kendisi, abi. Evet. Bakın mahkemenin kendisidir evet, dedim. Dolayısıyla mesela niçin söyledim? Şehit ve şahit ikisi de orada. İkisi de orada olabilir ama yani baktığın zaman evet. Kelimesinin böyle işlevi evet şey olması lazım. Adam şahit olacak bu olaya. Hasan abi özür diliyorum. Heh. Benim serbest bölgede vicdanımın bir karşılığı var mı? Var tabii. İşte burada şehittir. Burada şahittir. Doğru işte onu kastediyorum. Evet burada şahittir. Evet. Evet. Vicdanın kanuniyeti sureti işte. Evet evet. Bir madde de gelecek onu göremedim. O da çok acayip ekleyeceğiz vicdana. Çok ilginç ama o da. Hürriyet de burada, buradaymış. Hürriyet. Onu bak gelecek. Onu okuduk. Pişmanlık vicdanidir. Ne garip, ne acayip bir his. Pişman olmak. Yani pişman olmak. Ki erdemlikmiş ya, kemalatmış. Sığırda yok mu ya şimdi? Başkasının tarlasını otu yemiş. Lan çok pişmanım bugün ya. Kime diyor öteki sığıra diyor. Vallahi bu çok çok pişmanım. Sahibimin rızasının dışında öteki tarladan yedik lahanayı. Çok pişmanım. Köpekte de pişmanlık yoktur. Lan parçaladık, tavuğu yedik. Pişmanım demeyeyim. Tamam gerisini anlayın. Suçluluk duygularını sana hissettirir. Vicdan. Çok garip ya. Ya neler çıktı ya. Sonra sorumluluk hissettirir. Sorumluluk alan. Onun için evlenemez sorumluluk hissi olmayan. Evlense bile tarumar eder. Duman eder. Sorumluluğu olmayana kız verilmez, kız alınmaz. Hür ve akıllı olan kimsenin hareketlerinden doğan sonuçlara katlanmasıdır. Vicdan. Sorumluluk aynı zamanda bir vazifedir. Vicdan bizden beklediği davranışları bize daha önce öğretirmiş. Cümle cümleyi ya. Hakikaten. Bir daha. Vicdan ille bize arkadaşlar akla akıllılık öğretmiyor. Yani yapma deme bu yanlış oldu. Öğretmenin yanı sıra sonuçlar var ya. Daha olay olmadan da aklı eğiten olarak gördüm vicdan. Aklı eğitiyor. Yani mesela akıl bir şey yaptı yanlış. Akılsızlık yaptı. Diyor ki bak bu yanlış yaptın. Bunun dışında başka bir vazifesi de var. Olay olmadan aklı eğitendir. Mesela bir şey söyleyeyim. Çok ilginçtir. Din, peygamberimizin hadisiyle aklı olmayan din yoktur. Akıl öyle bir makama din taşıyor ki sorumluluğu dini ona yafta yapıyor. Yani dinle bir insanın dini var mı yok mu aklıyla oluyor. Aklı böyle âli bir makama çıkarıyor. Aklı da işte ulema ikiye ayrılıyor. Ustad da diyor ya A, B, C, Ç, D, K, L, M, N, D kalsın diye söylüyorum. K var, L var, M var, N var değil mi sırayla? Aklı selim, aklı seniye. Yani bir yaratılış akıl var, bir de sonradan kazanılmış seviyeli var. Seniye. Selime, aklı selim, aklı seniye. Şimdi, ondandır ki kader, hali ve vicdanidir. Vicdan çözülmeden kaderde hep böyle, gerçi külliyata çözmüş ama biz hep naklederiz mesela. Kader nedir? Nizam, intizam, malumiyet, meşrudiyet, tayyün, evamili, tekviniye. Altı tanenin hulasasıdır. Nizam, intizam, malumiyet, meşrudiyet, tayyün ve evamili, tekviniye. İşte kaderin iki ayağı var. İki ayağı var. Kader anlaşılması için iki ayağı var. Hali ve vicdanidir. Hali dimadır. Dimadır. Vicdanı vicdandaki şeydir.
Yani aklın aklıdır böyle. Özür dilerim. Heh. Abi müdahale etmek istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Özür tamam, ederim. Tamam. Merak etme. Bu acziyeti ve binaen misallerin basit oluyor anlamak için Hasan abi. Siz de motorcusunuz bilirsiniz. Akü var, motor var, marş motoru ve şarj dinamosu var değil mi abi? Var abi. Şimdi akü Hasan abi ilk gücü verendir. Bakın ilk gücü verendir. Verdi. İlk gücü veriyor. Marş motoru, motoru çalıştırıyor. Millet zannediyor ki aküyle motoru çalıştırıyorum. Direkt motoru çalıştığını zanneder. Aküyle marş motoru çalışıyor. Marş motoru da motoru çalıştırıyor. Motoru çalıştırıyor. Sonrasında aynı motor, büyük motor şarj dinamosuyla aküyü tekrar doldurmaya başlıyor. Dolduruyor. E ne oldu, ne değişti? Oradan oraya, oradan oraya ne değişti? Değişen bir şey var. Arabanın yeri değişti abi. Harika. Bu çok güzel misaldi. Evet. Vallahi misaldi. Mesela adam dedi ya bana, sen... Nurcu diyorlar. Doğru mu? Evet dedim hocam. Felsefe hocası. Almanya'da cenazede demiştim. Hiç unutmuyorum. Peki bize dedi ya buradayız cenazede. Konuşuyoruz sabah kadar. Sende mahsur yoksa sabah kadar cenaze bekliyoruz. Sonra Türkiye'ye sabaha gidecek cesen. Sonra ya sana nurculuk ne kattı dedi. Yani ne burada arkadaşız dedi. Ne kattı? Hocam ben dedim. Ben nurcu değilken dağlara bakıyordum. Dağdı, denize bak. Üç tane misal verdim. Dağ, deniz. Deniz, denizdi. Nurcu değilken deniz, denizdi. Kuş, kuştu. Sonra ne oldu dedi. Bir baktım Risale-i Nur'la. Dağ, dağ değilmiş. Deniz de deniz değilmiş. Kuş da kuş değilmiş. Nurculukta. Sonra ne oldu dedi. Ne? Bir baktım ki nurculukta biraz ilerledin. Nereye getirdi seni dedi. Bir baktım ki dağ dağmış, tekrar deniz denizmiş, kuş da kuşmuş. E ne değişti dedi yani, aynı yerdesin. O değişmedi, ben değiştim. Şimdi doğru, akü marş motorunu çalıştırır. Bir motor var, motorun üzerinde küçük bir motor var. Motor büyük motoru çalıştırır, araba motoru o. Sonra bu akü enerji kaybetti ya, motor kalkar. Bana bu iyiliği yaptınız. Tekrar geri döner. Der ki aküyü ben seni doldur. Motor aküyü doldur. Böyle bir devir var. Büyük motor, küçük motor. Şimdi abi bunu vicdana uyarlarsak. Uygula bakalım. Abi bence vicdan bu akü konumunda aslında Hasan abi. Yani aslında orada bütün güç zaten programlı bir şekilde var. Hasan abi var. Yani bu vicdan mesela şöyle söyleyeyim. Ben armut yediğim zaman. Ne değişti orada? De aynı şey. Akü bitti, araba çalıştı. Yer değişti. Arabanın yeri değişti. Arabanın yeri değişti ya. Evet. Şimdi vicdan ve akıl çalıştı. Ne değişti? Ben değiştim. Evet, evet. Peki vicdan ve aklı neyle tanımlayacaksın? Değişimlerimle. Değişimlerimle. Şimdi vicdan mı çalıştı, akıl mı çalıştı şu anda? Değişimlerimle, ha vicdandı bu, bu da akıldı. Evet, evet. Eğer yaptığın hatayla, zulümle veya kardeşine ve eşine, eşine uygulayalım. Yaptığın hatadan dolayı, ya hakkını helal et, o hal olabilir insanda, erkek, kadın ve erkek. O gerginlik hali olabilir ama o hal gittikten sonra, kusura bakma ya ben burada hata yaptım. Dersen bu derslerden vicdaniyatın inkişaf ettiği, yer değiştiğini gösterdiği. Önce biraz daha düşünsen, şimdi marş dinamosu vicdan. Şimdi belki de öyle ama işte, öyle işte ya şimdi bak ama, şimdi bir taraftan bakamıyoruz. Nasıl diyeceğim? Ben bir şey mesela, ekleyebilir miyim? Ekle. Az önce vicdan abi geçmişi muhakeme ediyor demiştiniz değil mi? Geleceğe de geçiyor, yapılandırıyor. Yani mazinin muhakemesini, müstakbalin terbiyesini, muallimliğini yapan vicdan. Dolayısıyla of, kader, güzel bir şey söyleyeyim. Vicdanı dediğimiz için abi. Bak geçmişin, bir dakika geçmişin ne dedi? Geçmişin muhakemesini, geleceğin muallimliğini, terbiyesini yapan. Demiştiniz galiba. Vicdani yani terbiyesini yaptığı için rububiyete razı olacak şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla kaderi tenkit etmiyor. Rububiyete razı olmuş oluyor. Vicdanı da rahatlıyor. İfade edebilir mi bilmiyorum. Evet. Bak şimdi kadere çok entika bir şey getirdi. Ben heyecanlandıran o. Geçmişin muhakemesini, geleceğin muallimliğini. Gelecekte şu akla diyor ki bak böyle yapma. Böyle gitme. Namazını kıl. Şimdi saatin üzerine basma şimdi sabah namaza gidecek. Hani var ya bu 5 dakikada sonra kılarım. Geleceğin muallimliğini,
gelecekteki sonuçları, geçmişlerin muhakemesini yapıp anda sana bir dünya yaratır. Evet yaratır. Yaratır böyle Allah'ın izniyle. Dünya olur. Vicdan dünyası. Orada yaşatır seni. Ben şu şeyi bir bitirebilirim. Ama şu bir he. Başka ne? Ha onu bitir o zaman. Onu bitireyim abi. Şimdi Hasan abi, Dima'da taakkule vahiy geliyor. Geliyor, hala geliyor. Geliyor değil mi? Geliyor. Şimdi ben elmayı yedim. Bende o elmanın önceden bir karşılığı yoksa o elmadan lezzet almam mümkün müdür abi? Ya. O bende kayıtlı program olarak. Şimdi vahiy de bende vicdanda kayıtlı abi. Şimdi gelen de aynı, orada kayıtlı olan da aynı. O zaman niye geliyor? Niye buradakiyle buradakinin temasıyla ben... Üstü açılıyor. Evet. Mekan açılıyor. Zihin. Yani mesela navigasyon gibi. Türkiye'nin haritası var. Ama bulunduğun yerin üstünü açıyor. Tamam. Bana uydudan sinyal veriyor. Program var Türkiye'nin. Vurduğu yerde ışıklanıyor. O zaman ben yeri görüyorum. O andaki yerimi görüyorum. Gibi. Devam edelim. Çok antika şeyler var. Hali ve vicdani. Vicdan bir dünyadır abiler. Yaşanan bir dünyadır. Dima'la farkını nasıl anlarız Erdinç? Eylemsel tezahürleriyle anlarız. Yani ha vicdan hayatım inkişaf etmiş. Aklım da inkişaf etmiş. Muhakemem iyi. Yani böyle anlayamayız yani karaciğer, böbrek içeride. Ama bir şey dünya yaşıyoruz. Hangisi dima, hangisi akıl, hangisi ruh bilmiyoruz ki. Ama sana mesela bağırdın çağırdın. Evden bağırdın çağırdın çıktın. Arabaya binerken azap çekiyorsun. Eğer vicdaniyatın olmasa azap çekmezsin. Eğer azap çekiyorsan vicdaniyat inkişaf etmiş. Haklı da yoksan azap çekeceksin. Diyor ki evde hak yoktur. Evde adalet yoktur. Vicdan diyor. Evde af vardır, şefkat vardır, muhabbet vardır, lütuf vardır, ihsan vardır, vardır. Onun için hadi git böyle bir hava al böyle. Gel eve tekrar. Anlasın. Hasan abi, bir dakika çok şunu söyleyeyim. Hasan abim, keşke biz alemimize hiç sokmamalıyız. O timsahla aslanın asıldıkları şeyler evet. gibidir diye demiştik ya. Evet, bu ya. Bu dediğiniz sanki biraz keşke ile ortaya çıkmıyor mu abi? Pişmanlık İşte değil. Yani o yaptırıyor işte. Vicdan bu. Vicdan yapıyor. Vicdan mı yapıyor? Vicdan yapıyor. Vicdan diyor ki mesela sorumluluk yükletiyor. Baba mı oldun? Baba oldunsa, koca oldunsa, anne oldunsa, hanım oldunsa sorumluluğun var. Orada hak aramayacaksın şimdi. Yani babalık, annelik bunu iktiza ediyor. Hak yok. Oğlum ben sana bunu yaptım ve senden bunu istiyorum. Hayır. Yapacaksın hak, talep olmayacak. Yani bunu vicdan yapıyor. Ama vicdansız, vicdansızdır. Teklif olan her şey dima. Heh, güzel. Yani, sorumluluk. Bu teklifin onay doğruluğunu, yanlışlığını onaylayan da vicdan. Vicdan. Veya teklif yaşanan bir hayata dönüşme vicdan yapıyor. Yani evet. Arkadaşlar ilim yapıyoruz. İnsanın küçük bir dünyası var. Bir yaşantı. O işte o dünya vicdan. Ondandır ki kader hali ve vicdanidir. Vicdan azabı aynı zamanda ahlakı yaptırımdır. Ahlakı bir yaptırımdır. Yapma. Aynı zamanda vicdan azabı ahlak öğretisidir. Ahlaki felsefedir. Ahlaki bir anlayıştır. Yapma. Yani akıla akıllılığı öğretiyor. Ama çok tuhaftır. Harf kullanmadan, ses kullanmadan aklı eğitiyor vicdan. Harf kullanmıyor, ses kullanmıyor. Bluetooth'la bağlanıyor. He? Bluetooth'la bağlanıyor. Evet, yani mesela bakın gözümle uyduya bakıyorum, uydu görmüyor. Kulağımla dinlemeye çalışıyorum. Duymuyor. Ama aletimde film geliyor telefonda. Sesini duyuyorum. Kulağım duymuyor ama bu duyuyor. Gözüm görmüyor ama bu görüyor. Gözüm görmediğime inanmam diyen adam uyduğu inkar etmesi lazım. Sesi de inkar etmesi lazım. Alet de görüyor. Şimdi hangi alette görüyor? Bu alet lazım. Bu alette olmaz. Bu alette olmuyor. Vicdan aletiyle, vicdan alet diyor ustad, akıl alet diyor, ruh alet diyor, hepsinin işlevi farklı. Onun için bedeviler var böyle, vahşi,
Hepten bağışık. Böyle mahlukları görünce şaşırıyorum tabii. Bu derslerle meşgul olan bir insana şimdi çıksa bir tanesi dese ki görmediğime inanmam. Çok ağrıma gitmişti. Bir tanesine o misal verdim ama ağır oldu tabii. Siz vermeyin. Dedim ki bizim köyde köpekler vardı dedim de avına giderken köpek ben görmedim. Çünkü orman dedim. Otlar var, ağaçlar var. Bizde göz görmez. Köpekler, çakallar avını gözle değil burunla giderler. Köpek bile görmediğime inanmam demez. Almadığıma inanmam der. Mesela bunun gözü ayrı, bunun gözü ayrı, bunun ayrı, bunun ayrı. Köpek bile böyle diyor dedim. Görmediğime inanmam demiyor. Köpek kadar olamadınız dedi. Demedim de. İşte nasıl abi ya? Allah aynen bizden sever. Gibi yaptı. Resulullah'ımız. Ama çok fena kızdı. Aleyhissalatü vesselam efendim. Aleyhissalatü vesselam. Neye akmaya geldi abi? Ahlakı tamamlamaya geldi. Peki o zaman ahlak eğer bizde vicdandaysa sana bir bizim vicdanımızdan başka bir tarafı müdahale etmiyor. Yani bu ahlakın ta ruhtan başlıyor. Kalpte, vicdanda ve dimağda. Hep meratipleri var. Evet. Ben güzel ahlakı tamamlam. Yani ben böyle oturuyorum, tamam ders çalışıyorum ve üçüncü kez bugün söylemiş olayım. Yani nerem akıl, nerem ruh, nerem his, nerem tefekkür, nerem ne, nerem iltizam, nerem taakkul, nerem iltizam, nerem izan. Yani hepsi aynı şey ya. Bunu nasıl tefrik edeceğim ya? Veya nasıl eğiteceğim ben onları? Bunu bileceğim ki eğiteyim bak. Bu bileceğim ki bu böyle çalışır. Bakın. Ben kırdım. Biz zaten ondan... Bu öyle çalışmaz ama. Bu böyle çalışır. Böyle çalışır. Yok. Tamam. Böyle çalışır. Yani niye misal verir? İzan nedir ki? Nasıl bir şey ki çalışmasını bileyim ya? Tanımadığım bir makineyi nasıl çalıştıracaksın? Adama dedim ki bu dozeri çalıştırabilir misin dedim. Geçiyorduk şeyde. Dozer, katerpiller her şey var. Bana dedi paletli ne verirsen ver dedi. Hiç fark etmez. Adam kanuniyetini yakalamış. Adam sana bir ruha inanmıyor. Ruh doktor ya. Ha ya. He ya. Şimdi öyle başka bir tanesine dedim. Cine inanmıyor. Ya diyor bu diyor tıpta böyle bir bozulma olmaz diyor. Veya böyle bir düzelme olmaz. Nasıl oluyor? Yani adam duayla düzeldi. Ne bileyim. Yamulmuştu ağzı çenesi. Hastanede yatacak, yumuşatacak, kemiği bilmiyorum ne bir şey. Tamam, doğru. Yani o muamelesi yanlış değil. Söyledikleri doğru ama boğazımı öyle yamultam kim ya? Bu nasıl? Bir isim takıyoruz sinirsel falan ama yani burada gavurlarda bile cin var ya. Hristiyanlarda cin var ya. Vicdandaki Allah Celle Celaluhu korkusu insanda fazilet hissini doğururmuş. Vicdandaki Allah korkusu, kalpteki Allah korkusu değil. Allah duygusu kalpte, Allah korkusu hisse, fazilet hissini doğururmuş. Faziletle mutluluk gayri münfek ayrılmazlar. Faziletle mutluluk beraberler. Birisi eylemseldir, birisi kanundur. Fazilet kanundur, mutluluk eylem, dişe vuruşudur. İnsandaki ahlaki şuur, insandaki ahlaki şuur neymiş? Vicdan iyi ve kötüyü akıl üstü ayırt edebilme sistemiymiş. Ötelerin yani ahiretin dünyada yargılama suretidir. Adeta akıl olaylar ve manevi değerler için şahit, vicdan ise hakimdir. Bir de okuyayım, çok ilginç bu. Bunu 23. sözden çıkartmışım. İnsandaki ahlaki şuur nedir? Yani ahlak bir de ahlakın şuuru varmış. Ahlakın aklı varmış abiler. Ben güzel akılları tamamlamaya geldim, güzel ruhları tamamlamaya geldim dememiş. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Ahlak içerisinde dima var, vicdan var, kalp var, ruh var. Ruh var. Bütünseldir ahlak. Yani ahlak nedir? Aşağı doğru inersek huyların, hulukların,
Yani huluk var böyle istidat ve kabiliyetler var ya tek tekler. Hulukların, huyların cemidir. Şey diyor ya abi, suretten murat sirettir, ahlaktır. Sıfattır, ahlaktır. Evet. Ahlak sonucu. Evet, evet, evet. İsmin vermiş ama nedir? İnsanda bir de ahlaki şuur var yani. Ahlaklı ama ne yaptığını biliyor. Ahlakı var ama ne olduğunu bilmiyor. Ahlakı var ama ne olduğunu biliyor. Neymiş o? Vicdan uyanmış bunda. İyi kötüyü akıl üstü yargılarla ahlak ne yapıyormuş? Vicdan uyandırarak iyi kötü aklın ölçülerinin dışında akıl üstü ayırt edebilen bir sistem olmakla beraber ahiretteki sistemle dünyadaki aklımızı ve vicdanımızı eğitendir. Ahlak-ı şuur. Ahiretin, yani dünyadadır ama dünyalı değil bu ahlak. Ahiretteki, haşir meydanındaki bütünsellikle dünyada vicdanı ve kalbi eğitiyor. Kim? Ahlak-ı şuur. Ahlak. Adeta akıl olaylar, mesela nedir o? Ahlak eğitince akıl şu oluyor, olayları ve manevi değerlere şahit olurken vicdan bizzati hem hakimidir hem de yaşanan dünyadır. Ahlak-ı şuur, ahlak bunlardan da üstün. Hem vicdandan hem akıldan ikisini de eğitiyor. Ahlak eğitiyor. He? Ahlak eğitiyor. Ahlak ne ki? İşte. Ahlak öyle bir şey ki ruhu var, kalbi var. Ruhun var, ya. İmağı var değil mi abi? He? Ahlakın aklı var. Yani vicdanı var, kalbi var, ruhu. Ahlak nedir? Huluklar var ya huluk, sistem. Fıtrat-ı selime. Abi ahlak hakikattir. Hakikatların bütünselliği. Evet. Bütün esmaların bütünselliği. Evet, hakikat. Ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim deyince... Güzel aklı tamamlamaya geldim, güzel vicdanı tamamlamaya geldim, güzel ruhlar ortaya çıksın diye geldim, güzel davranışlarınız ortaya çıksın diye geldim diyor ya peygamber. Yani ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim. Ama güzel ahlakı niye söylüyor, ahlakı tamamlamaya geldim demiyor? Çünkü suyu ahlak da var. Yani fıtrat-ı asliyedir ahlak. Fıtratı selime, fıtratı seniye. Aslı yaratılış nedir? Fıtratı selime, sonra kazanılan veya bozulan veya daha yukarı inkişaf ettirilen fıtrata fıtratı seniye ne? İkinci. Yani onun için alfabetik yaptım. Selime, seniye, fıtratı selime, fıtratı seniye, niye falan. Şimdi acayip bir ayet de nasip etti bana Cenab-ı Hak. Kehf suresi 29. Bunu da ekledim buraya. Diyor ki, hakkı beyan etmek Rabbinizdendir. Allah'ın işi bu, Rabbinizden. Peki bize ne düşüyor, ne diyor? Artık isteyen iman etsin, isteyen inkar etsin. Fakat biz hakka karşı çıkanlara öyle bir ateş hazırladık ki diye devam ediyor. İstediğinizi yapın ancak biliniz ki Allah yaptıklarınızı görmektedir. Bu da Fussilet 40. Bunlardan da anlaşılıyor ki vicdan insan özgürlüğünü, sorumluluğunu birlikte kabul etmektedir. İnsan özgürlüğünü, hakiki özgürlük, hürriyet demişim. Hakiki özgürlüğünü, yani Allah diyor ki, ben diyor beyan etmek bana düştü. İsteyen iman etsin, isteyen etmesin. Etmeme hakkımız var mı? Var. Bunu bize hem akıl söylüyor, hem vicdan söylüyor. Böyle bir hürriyetine sahipsin. Onun için kadere girmiş. Bak diyor ki, isteyen iman etsin, isteyen etmesin diyor. Demek ki isteyen etmeyebiliyor. Bunu neyle biliyoruz? Hem vicdanen biliriz, iman etmediğimizi, hem vicdanen hem aklen biliriz. Bak Fussilet 40 işte. Bundan anlaşılıyor ki vicdan
insanın özgürlüğünü, sorumluluğunu birlikte kabul etmektedir. Kaderle de vicdan idi. Götürüyorum, iz takip ediyorum. Kader de vicdanıydı. Sorumlu olabilmesi için çeşitli tercih alternatiflerinin, tercih şıklarının da bulunması gerekir. İster et, ister etme. Tek yönlü değil ya. Vicdanın yaptırıcı gücü suçluluk duygusudur. Vicdan nasıl yaptırır sana? Suçluluk duygusu veriyor. Elem veriyor. Dayatıyor seni. Akıl öyle yapmıyor. Aklın yaptırıcılığı başkadır. Sana fikir veriyor veya vehim veriyor. Vicdan sana yaptırıcılığı yapma, etme, elem veriyor. Doğru yaptığını da mükafatlandırıyor. Haz veriyor. Lezzet veriyor. Vicdan rahatlamasını yapıyor. Vicdanda yapmalar var. Var bir sürü. Hepsi var. O da var. Fıtrat-ı selimi olarak bütün ahlaki davranışların hepsi onun üzerinden. Evet, orada da ortaya. Onun üzerinden yapılıyor. Günah olsa da olmasa da onun şeyi ahlaki yönden, vicdan üzerinden bize geliyor. Geliyor, yansıtıyor. Sana yapmalar vicdanda mıdır? Yok, yani akla diyor ki yapma, yap. Var ya akıl üstü. Yani ne ile yapıyor? Yapmalar dimağıdır ya. Akla yok, yo, o ilim değil bu. Akla diyor ki akıllılık yapacak. Bak bunu niye yaptın diyor. Diyor şöyle değil mi? Geçen yapma, hafta... yapmalar yazılım o itibariyle değil. Vicdandaki yapmalar farklı bir yapmalar. Mesela akılda, yukarıda şuur yok mu? Vicdanda da şuur var. İki kelimesi, iki kelime de aynı. Hı hı. Ama vicdandaki şuuru anladık. Bir, nedir o? İbadetullah, marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhani vesaire. Akıldaki şuur ise bin marifetullah değil, marifet. Yani adeta aklın vazifesi ibadetin lüzumunu bilir. Allah'ın böyle kainattaki rububiyetini bilme yetkisi yok. Neyi bilir? İbadeti, gerekliliğini bilir. Vicdan ise ubudiyeti bilir. Ubudiyet. Mesela şöyle. Vefat edince, eyvallah. Vefat edince abiler ibadet biter. Namaz, oruç biter. Oruçmuşsunuz siz. Sen de. Sen? Tamam, sen de benim gibi gafil. Niye dedim? Bilmiyorum. Şimdi namaz, oruç biter ölünce. İbadet biter, durur. Ama ubudiyet bitmez. Ubudiyet kul olmak. O halik ve mahluk. Bu hep devam eder. Bunları o yapar. Diyeyim abi. Şunu soracağım. Abi bir soru sorabilir miyim? Dur, söyle. Şimdi benim küçük kız 7 yaşında. Komşumuz var. Aynı yaşta kız oynuyorlar. Ama komşu kızın erkek kardeşi bazen oyuna dahil olmak istiyor. Bize gelmek istiyor. Ama oyunu bozuyor. Benim kız diyor ki ya Zeynep'in kardeşi Ahmet gelmesin. Ben de dedim ki yani o zaman Zeynep'e söyle bize gelmek istediği zaman Ahmet'i gelmesin diye ona söyle de dedim. Aklen dedim ben bunu. O da dedi ki hayır söyleyemem dedi. Yani ona kardeşi hakkında olumsuz bir şey söyledi. Evet, o kadar net vicdanlar var ki ondan sonra ben bir şey söyledim aynı bunun gibi 5-6 yaşında. Bir çocuğa bir şey söyledim. Beni öyle utandırdı ki ama Hasan amca bu yanlış değil mi? Dedim ki ona öyle dedin. Ne, ama buna söylemem yanlış değil mi? Hakikaten yanlış. Yani diyemedi. Vicdan çünkü şartırtı selime mi? Evet. Mehmet seni dinliyorum. Abi vicdanın bilgi kaynağı neresidir? Mesela vicdanın akıl bilgi yönüyle yönlendiriyor olabilir mi? Zamana göre bilgi ve yaklaşımımız değişebiliyor. Bazen vicdan bir şey belli bir zamanda yaptığında doğru buluyor. Bazen zaman geçiyor, o yaptığım yanlıştı diyor. Veyahut o yaptığım o zaman yanlış hissetsem bile o zaman doğruydu diyor. Zaman geçtikten sonra. Acaba akılla vicdan arasında bilgi... Çünkü vicdanı kim bilgilendiriyor?
Akıl mı? Yani bu dersleri yapmıştık. Vicdanın bütünlüğü nereden vicdana inerdi? Vicdanın bütün dimağın bütünlüğü izandan. İzandan zihne. Aşağıya imtisal eder. Dimağla vicdan arasındaki bağ izanda yapılıyor. Bunlar birbirinden ayrı değil. Biz anlamak için ayırıyoruz. Tabii tanımak için. Mesela farkı söyleyeyim. Kafaya göre göz nedir? Değil mi? Dış dünyaya göre göz nedir? Güneş nedir? Göz ve güneş neyse iç alemde kalbe iman böyledir. Vicdanda mesela göze güneş neyse akla da vicdan odur. Ya Mehmet kardeşin söylediği vicdan hiçbir zaman değişmez abi. Vicdanda bugün neyse onay sonra da odur. Evet, o değişim oluyorsa dimağdadır demek ki. Evet. Vicdana hiç geçmemiş ki. Evet. O diyor ya. Evet. Yani kastedi. İnkişaf etmiş etmemiş. Vicdan inkişaf eder ya. Üstünü açıyoruz. Mesela vicdanda zihin ulaşamıyoruz. O sabit. Yani o sabit tabii. Vicdan sabit bir diskettir. Herkesi yerleştirmiş, evet. Doğrular bütünlüğü. İnkişaf edersin. Evet. Ama Mehmet hatırlasın. Yani vicdaniyatın üstünü açan, onu aktif eden, içeriği donanımlarını birbirine irade, zihin, his, latife-i rabbani uyandırıp birbirine şey yapan dimağdır. Şimdi, akıl. Mehmet abi şunu söylemek istedi herhalde abi. Anladım, çok şeyler demek istedi ama yeter bir cevap. Tamam, sadece şunu söyleyeyim abi. Mesela atıyorum misal geçmiş dönemde namaz kılmıyorduk ama misal. Tabii canım öyle bir şey yok da. O zaman biz sıkıntı yaşamıyorduk yani. Tabii ya böyle canım. Olamıyor bir şey. Yani misal diyorum. Ama mesela o zaman biz sıkıntı vermiyordu da. Evet. Şimdi niye veriyor? Şimdi veren kim? Veya mesela, o zaman vermeyen ne? Yatsı namazını şimdi kılmayınca sıkıntı duyuyorsun. Tabii abi. Ya, ama geçmişteki Hasan kılmadığı günlerde sıkıntı duymazdı. Çünkü vicdaniyata inkişaf etmemiş. Hiç bulamamıştı. Vicdaniyat şey yapmamıştı. İrtibatı yoktu. Burada kalıyordu yani. Vicdanın yaptırıcı gücü nedir? Bize suçluluk duygusudur. Ondan bir ses kaydı da atmıştım geçen arabada. Ben kendimi affedemiyorum. Kendimi adam. Yani korktum biliyor musun? Baktım intihar şeyine kadar geldi. Lan her hafta seninle mi uğraşacağım ya? Ya kendimi affedemiyorum. Kendimi affedemiyorum. Dedim ya senin günahın mı büyük Allah'ın kudreti mi ya? Senin günahın Allah'ı aciz bırakır mı ya? Ne yaptı bu? Bu niye böyle oldu? O günahı rahat yaptı. Şimdi niye azap çekiyor? Çünkü vicdanın yaptırıcı gücü uyandı. Nedir o? Şu suçluluk duygusu. Peki ne yapacağız? Evet. Tövbeyle. Evet. Tövbeyle. Onu formatını değiştireceksin yazılımı. Yübedilullah ise yatıma sana tersine döndüreceksin. Ne yaptı? Nasıl tersine döndürecek? Bir gün işledin 10 dakika. 10 seneden beri tövbe ediyorsun. 10 seneden beri onu silmek için ettiğin dualar belki o günahın 10 katı sebebi oldu. Yanıyorsun. Ya gördün mü? Çünkü dua etmek sevaptır. Bak nasıl. Demek ki vicdanın yaptırıcı gücü şeydir. Suçluluk duygusudur. Bu duygu nerede var? Vicdanda his var. O. Bu duygu insanın kendi davranışı için şahsen yapmış olduğu yargıdır. Yargı burada. Ooo 1,5 saat olacak. Tamam zaten fark etmez ki. Biz hep vicdan işliyoruz. Evet. İlhamda olması gerekmiyor ki. Bitireyim o zaman. Ne? Bir daha. Şimdi suçluluk duygusu vicdandaki his değil mi? Evet. His. His. O zaman bu duygu insanın kendi davranışı için şahsen yapmış olduğu yargı. Hakim o. Yargı o. Pişmanlık kişide yeniden bir vazife yükümlülüğü doğururmuş. Bunu da sunuattan buldum. Mesela pişman oldum.
Oldum da ne oldu yani diye sorusu. Sana yeni bir sorumluluk getiriyormuş. Bak bir daha çok çok hoş, çok hoşuma gitti, ben aldım Sunuat'tan. Pişmanlık kişide yeniden bir vazife yükümlülüğü doğurur. Pişman oldun. E ne oldu yani? Pişman olduğunun alameti nedir? Yeniden bir sorumluluk aldı. Yok yapmayacağım ya. Demeyeceğim daha. Bak sorumluluk aldı. Adam tövbe ediyor Hasan abi. Ha işte. O tövbeyi bozmamak sorumluluğu da şu. Tövbeyi bozmamak. Sorumluluğu. Evet. Tekrar sahabe dedi ki yarın sonra gene ben tövbemi bozsam günah işlesem. Gene tövbe et dedi. E gene yaparsam dedi. Gene tövbe et. Baktı ki bu adam durmayacak. Allah Resulü dedi ki insan tövbe etmekten yorulmadıkça Allah affetmekten usanmaz. Demek oluyor ki insan yorulmaz. Ne güzel Allah var ya. Evet. O kadar hoş bir Allah. Tövbe etmekten vazgeçmedikçe. Evet vazgeçmedikçe. Evet. Tövbeden vazgeçmedikçe Allah affetmekten usanmaz. Yorulmaz. Allah acayip bir şey ya. Ettiğini nereden biliyoruz affettiğini? Affettiğinin en büyük alameti, gene rivayetlerden topluyorum külliyattan da tamam. Seni affettiğine dilin tövbe edebilmendir. Hatırlana gelmez. Mesela bir misal söyleyeyim. Zaten hadiste söylemiyor mu abi? Allah affetmeyeceği kulun ağzına tövbeyi vermez. Çok güzel ya. Şu anda burada oluyoruz değil mi? Şu anda buradayız biliyoruz değil mi şu anda? Peki şeyde söylüyor ki 76 mesih şualarda. İstersen yeniden okuyayım bak. O cümleyi yeniden okumakta şey yapayım. Abiler bu suret midir? Müjde olsun diye söyleyeceğim. Bir rahatlayın. Evet. Şu anda suret miyiz? Tabii. Neyin sureti? Hakikati. Hakikati. Evet. Ahiretin sureti. Bak 76'dan ne diyor? Diyor ki nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır. Lafız, ağızdan çıkan lafız, manaya bakar, ona göre nurlanır. Suret, şimdi bu suret var ya, oturuyoruz, bunları konuşuyoruz. Hem lafız var, hem mana var, hem suret var burada, tamam mı? Suret, hakikate istinad eder, ondan kıymet alır. Hakikat nedir? Hakayık eşyayı sabitedir. Ahiret, cennettir, esmadır. Şu anda suret varken, hakikatsız bir suret, hakikat olmadan yoktur. Her hakikatin sureti yoktur. Lef-i mahfuzdaki her şey gelmemiştir. Ama her gelenin hakikati vardır. Şu anda ahiret, bundan sonra olacak, bunlar, bu malzemeler toplanıp orada olacağız değil. Oluyor, şu anda oradayız de. Suret olduğu yerde, hakikat aynı yerde. Bana bak, yoğurt nerede mayaladınız? Onun üzerini örtün. Örtü burada. Tencere orada olmadığı gibi. Örtü, örtüleceği şeyin üstündedir. Çamaşır burada, kadın orada. Olmaz. Örtülmesi gereken neyse örtü de orada olacak. Suret örtüdür. Neyin hakikatin? Aynı yerdedir. Şu anda aynı hakikat oluyor. Aynı yerde. Adem Aleyhisselam dünyaya gelmeden cennet baki olmadı. Dünyaya geliyor ki yani onun aleminde baki olmadı. Evet, faniden baki çıkacak. Şimdi evet. Baki bileceğiz. Evet. İşte dedi ya, adama dedim ya işte deniz denizdi, değildi. İşte deniz denizdi. Sonra nurcu oldum. E ne oldu? Deniz değilmiş. Deniz deniz değilmiş. Sonra nereye geldin hoca dedi. Felsefeci ya. Bir baktım ki hakikaten deniz denizmiş ya. E başa geldin dedi. Adem Aleyhisselam geldi. Oradaydı. Geldi. Tekrar oraya gitti. Ne değişti? Cennet değişmedi ki. Kendisi değişti. Kendisi ben adam baki asfı. O zaman ezeldi. Ezelden gelmişti. Ama ebedi bilmiyordu. Ebedi burada kazanıyoruz. Ezeli zaten yaratılış itibariyle mazarız. Ebed bizde yoktu ki. Sonra baktık ki olan fani. Mesela en çok hoşuma gidenler bir tanesi de şu kanuniyeti işlettim ama ben istakip etmeyi çok seviyorum. Rahmetim diyor, gadabımı açtı. Gadab içeride kaldı. Mesela zatı ve subutu sıfattan yorun kafanızı, meft var mıdır? Mesela subutu sıfatı sayın. İlim, irade, sen, basar, kelam, hayat, kudret. Hayat var, meft yok. Meft esmadır. Hay sıfattır. Kapsadı.
Mevt hayatın içindedir. Niçin? Hayatın nihayetsiz meratiplerinin ortaya çıkma zeminsiz zeminidir. İkisi için de mahluk diyor Üstad abi. Evet. Mevt'le muhi mahluk. Ama hay sıfattır. Hey. Hay. Hay. Muhi. Muhi ve hay farklı. Şimdi biraz da gideyim abi. Bir şey daha sorayım sana. Fıtrat-ı Selim'i Mecul'deki Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılı mı? Yazılı mı değil. Biz ruhta. Mecul hiç yazılım yok. Öyle bir şey. Ama mana dönüşümü var ya. Yani. Var işte ama oradan ama nasıl bir şey bilmiyorum. Yazılım dediğin anda çocuğa isim koydun mu dünyaya geldi o. Ruhtadır o. Yazılım deyince yazılımcısın ya sen. Ruhta o. Fıtrat-ı o yazılım orada. En öde yazılımda. Ne mana ile hayatlanır? Öyle mi diyordu? Evet. Kelime mana ile mi hayatlanır? Kelime mana ile bedende ruhla. Mesela bir kelime etkiler mi seni? Etkiler. Etkilemez mi? Etkilemez. Kelime aynı ağzından çıkıyor. Niye etkiliyor? İçindeki mana. Peki enedeki Nur-u Muhammed'in çekirdek olduğunu söylüyoruz. Yazılım yok abi öyle bir yazım. Hani çekirdek ama. Çekirdek ama öyle diyoruz da işte isim koyduk çekirdek. Ama çekirdek mahlukatın vacibül vücut tarafından yaratılma. Bak şimdi yazılım ilmi vücuttur. Kudret tahallük etmemiş. Mahluk değil ama yazılım. İlmi vücut. Tamam. En öyle değil abi. Bilmiyoruz ki. İçini bilmiyoruz abi. Bilsek ilmi vücut olacak. Onu bilsek zaten sır olmaz. Bir de sırın sırı vardır. Sırrı insani o hepten durumu iyi değil. Hasan abi. Buraya niye taşıdık peki? Bu. Sanki ilmi vücut olarak konuşmuştuk onu abi ya. İlmi vücut, ilmi vücut şöyle. O Nur-u Muhammed'in iki yönü var. Nur ve mana. Tamam. Mana tarafına doğru dönüşümde ilmi vücuttur. Ama manaya doğru geleceği zaman ona ilmi vücut kisvesi şeyi alır yani hali alır. İşte dedim mahlukatın yaratılma sürecinin... Şöyle desek abi bak şöyle bak. Şöyle olursa, şöyle nur, alem-i şehadete doğru, mana. Burası ikisinden de beridir. Değil diye. Ama buna evrildiği zaman yazılım oluyor, ilmi vücut. İlmi vücut adı. Ama burada ilmi vücut yok. Yok. Nedir o? Yok varlık. Kudretin taarruf etmedi tabii. Etmedi yani hiçbir şey. Tamam. Bilmiyoruz. Bilmiyor. Orada kelime... Erdinç geçen gün tavuk yemişti Hasan abi. Öyle mi? Evet. Ben şimdi ama caiz değil ki. Erdinç'te konuşuyor. Siz yoktunuz değil mi? Ben yoktum. İyi ki yoktunuz abi. Şimdi ben diyorum ki abi ben şimdi Erdinç'te konuşurken gıt 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 yapmam lazım. Tavuk yemişti. Tavuk o zaman tavuk da mı artık Erdinç? Yani artık daha tavuk muamelesi yapmamak lazım bunlar şimdi. Biz abi o çekirdek de o program... Bizdeki karşılığı. Yani bizde bir karşılığı var mı? Var. Dedim ki. Benim orada bir karşılığı dedim, var. Mesela mı? Biz Allah'ın dışında her yaratılanın hakikati bizde var mı? Şey yazılım var. Var. Şeytanın da var mı? Var. O kanunu işleterek ne çıkarttı biliyor musun? Şeyde diyor ki işaret edeceğiz de. Şeytan da marifet var mıdır? Bak işte. Başka bir kanun. Psikoloji. Benim işim biraz da böyle kafam böyle çalışıyor. Bu son zamanlardaki psikoloji. Şimdi şeytanın hakikati bende var mı? Mudil esması. Evet. Var. Şeytanda marifet var mıdır? Yoktur. Niçin yoktur? Sanat-ı fıtriyesi. Bak. Yani böyle olduğu değil. Öyle yaratılmış. Anladın mı? Sanat-ı fıtriyesi icabınca şey yoktur. Kendisi devamlı şeri düşünür. Ama öyle olduğu için öyle oldu değil. Sanatı fıtresi bu. Şeri devamlı tefekkür ettiği için, yani düşündüğü için diyor, tefekkür demiyor o. Tefekkür kutsidir, düşünmek geneldir. Şeytan devamlı diyor, menfi, olumsuzu, vehmi olduğundan dolayı marifet yoktur.
Bundan ne çıkarttım? Eğer şeytanın o hakikati esma bizde de var. Olumsuz. Şeytan niye şeytan oldu? Niye kendini kötü hissediyor Burhan? Olumsuzlukları hep düşündü. İşaret icazı verirseniz. Tamam. Bir versen. O cümle çok önemli de o atlarsam kötü olur. Yani oradan verelim size. Yani psikolojide o çok can alıcı bir cümledir o. Şöyle yazar. Evet. İş arat ül icaz diye. Kusura bakma Bayram. Bayram bir ders yaptı. Biliyor musunuz şurada %20 %80 ne olduğunu? Onu biliyor musunuz? Biliyoruz zannettik onu. Çok güzel bir dersti. Yani 13. mektuptu değil mi? 13. mektup halkın %80'i avamdır. %20 şeydir. Bir de onu o anlaşıldığı gibi geçiyor. %20'nin %20'si var. %20'nin %80'i de var. %80'in %20'si var. %80'in %80'i de var. Çok arkada mı kaldı bu sefer? Buradayı da silmiş abi. Tamam öyle mi? Şey gibi insanlar helak oldu. Amel eden ilmi olanlar müstesna, ilmi olanlar helak oldu. Evet bak aynen öyle. Şurada bak. Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Kalbi var adamın. Çünkü ibadet ediyordu. Yoktur. Sanat-ı fıtriyesi iktizasınca Allah böyle bunu böyle yarattır. O kelime geçiyor mu? Sanat-ı fıtriye geçiyor. He, yani. O zaman Adem Aleyhisselam'da da... Benim kitapta yazıyor bu da. Günahındaki iktiza var abi. Evet. Ama dedim, fazla konuşmayacaksın bunu. Ya şey, anladım. Yo anladın mı? Yani neyi kastettiğimi bildiğim için bu bize keyif veriyor. İzah ettik mi bir sürü soru çıkacak. Çıkmasın soru şimdi tamam mı? ama bize öyle bir şey getiriyor ki bakın. Sanat-ı fıtriyesi şeytan olmak. Bu budur işte. Ya abi Allah aşkına lütfen şunu söyleyeyim ya. Lütfen bak patlayacağım yoksa. Şimdi şeytan mudilisunun değil esması olarak, hakikat olarak sizde var mı? Var bende. Peki hakikat olmadan şeytan olur muydu? Olmazdı. O zaman bizden sonradır şeytan abi. Tabii ya bizden sonra. Ne bitti bu kadar? Ben yaptıkça çıktı meydana ya. Yoktu okay. Adam ya. Adam yoktu tabii. Tövbe şeytan inkar etti. Böyle. Bak şimdi. Sanat-ı fıtriyesi iktizasınca. Şimdi psikolojiye çare bir şey bulacağım. Yani benim biraz hastalığıma çare arıyorum ya. Madem müceddittir külliyat. O zaman bana beden eksenli psikoloji çözümler ilaç eksenli değil. Kalbi, vicdani ve düşünsel eksenli bir çözümü bulmam lazım. Diye yola çıktım ondan gözüküyor. Ondan gözüme çarpıyor bunlar. Bak şimdi. Sanat-ı fıtriyesi iktizasınca. Ben niye hep kötüyü odaklı şey yapıyorum? Niye kendimi kötü hissediyorum? Pergeli buraya koydum. Ne dedi? Kalbi daima idlal ile telkin için fikri, bak devamlı düşünüşü küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğunda fikir olumsuzluğu düşününce artık kendini olumlu hissetme imkanı yok. Sanat-ı fıtriyen bu. Bitti. Sanat-ı fıtriyen tamamen kötü hissedeceksin kendini. Mefhumu muhalifiyle A eşittir B ise B eşittir A'dır. Tersiyle ne olur? Olumlu düşünme fikrine sahip olanın kendini kötü hissetmesi imkanı yoktur. Yoktur. Sanat-ı fıtriyesi bu. Bak diyor ki kalbi daima idlal ile idlal, aldatmak ile, menfi ile, olumsuzla, mesela evde bunu nasıl çarparım, bunu nasıl kandırırım, bunun önündeki yemeği nasıl alırım, patatesi kaşımla iter, eti bu tarafa nasıl kaydırırım, tamam öyle. Ondan sonra bizim köyde birisi vardı Allah rahmet eylesin, anlatıyorlar. Tepsi baklava geldiği zaman, tepsi ortada, koydu. Çocuklar var, gelin var, evlat var, tamam mı? Bak bilerek söylüyorum ama böyle tepside, Ramazan'da. Gelin var, çocuklar var. Adam hasta, baklava hastası. Ama gözü de ortada. Allah Resulü de demiş ki ortadan yemeyin. Bereketi gider, sakın yemeyin. Ama en iyi yer orası. Nasıl, ne yaptı? Ne yaptı biliyor musun? He? Nasıl yapacağım? Ne yapmış biliyor musun? Bütün ortayı oyun nasıl yemiş? Ondakinin de bundakinin hepsinin ortası nasıl yemiş? Gelmiş böyle. Baklavayı tutmuş. Ortadan İkiye katlayarak ters çevirmiş. Tam kenar olmuş abi. Herkese kenar, tamamen ortası buna. Bak, baklava ikiye bölerek katlamış böyle.
Fitne'nin ortası buna gelmiş genel olarak. Bunu niye çıkartıyorum? Bak şimdi. Adam bana örnek oldu bu adam. Derdin olunca, yemek derdin olursa çözümü bulursun asla. Şimdi eğer kalp daima idlal ile telkin, fikri daima küfrü bak, fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan kalbinde veya fikrinde boş bir yer, boş bir yer marifet için kalmıyor. Doğru düşünmek için yer yok artık. Hep olumsuz. Bak mesela doktorumla alakalı bir şey. Hep derim, gene diyeceğim, bin defa da diyeceğim. Dedi ki, abi dedi, annem dedi hep olumsuz. Annem hastalık hastası. Çok kötü ya. Hep böyle. Dedi ya, biraz konuş. Tamam işte dostumuz, cami imamı geldi cemaat. Annesiyle 60'ın üzerinde. Biz de 40 var yokuz ilk dönemimiz. Gittik. Böyle. Dedim, anlatıyorum. Bak kendini doğru düşünürsen, doğru... Olumsuz odaklanma, böyle şey düşünme, iyi tarafı da var, Allah sifcelal değil, cemal var. Anlattım, yarım saat anlattım, hiç unutmuyorum. Çok şükür elhamdülillah, rahatladım ya, bu kadar anlattım. Şimdi soracağım hala. Hiçbir zaman iyiyim dememiş diyor, hem kocası hem oğlu. Hiç duyulmamış. Ondan sonra dedim, bizden çok 20-30 sene yaşlı ya, ben 30'sam, 40'sam, 40'sam o 60. Hala şimdi nasılsın dedim ya. İyi diyelim de iyi olalım. Hasan abi siz o nasılsın diye ikinci sorduğunuzda etrafında yakınları var mıydı? Vardı hepsi. İşte yakınları olmayacak. Onları çıkaracaktın o zaman soracaktın. Ha, öyle mi? Tabii şimdi nasılsın? Çünkü yakınları varken iyiyim diyemez sana. Evet. Peki bunu yer yer yani İstanbul'a geldikleri zaman beni buldular. Şimdi bir şekilde ziyaret ettiğim zaman kimse yoktu. O zaman da oldu. O zaman da, ama bu kadar anlatmamıştım. İşte nasılsın dedim. Aynı. Bu ne demek ya? Ama biraz da belki dediğin gibi yalnız olsaydı. Tabii tabii yalnız olması lazım. Yani birebir konuşacaksın. O zaman iyiyim diyebilirim. Yani. Sözde söyleri değişir. İki misal var abi. Bunu anlamaya çalışıyorum. Bir, siz hatırlıyor musunuz? Rize'deyken anlatmıştınız. Adamın kolu kesilmiş, hala kaşınıyor. Ya ya. Yani bir bu çok garibime gitmiştir. Bir de verilen zehiri, yani bir atı, bir fili bir anda devirecek olan zehir. Üstadı nasıl devirmemiş? Evet. Yani bu da şimdi bu zihinle kontrol manası. Kontrol ediyor abi. Çok ciddi kontrol ediyor. Kanundur bu. Ostadas değilmiş. Kesinlikle kanundur. Yani Allah'ın esmasının icraatı var. Ona mazar olursan, tamam mı? Mesela ben şöyle şey yaptım, bu dersleri biraz meşgul olduğum için o hapishane süreci vesaire var ya, o ta kelepçe takılmalı, hep böyle sıyrıldım dışarıdan. Yani sıyrılabildiğim kadarıyla rahat ettim, içeriye geçtim, fırtına var okyanusta, limana girdim, rahatladım. Böyle duymuyorum, görmüyorum, diyor, evraklar dolduruyorlar, imza atıyorum. Yani şunu demek istiyorum, yani... Bu ilmidir, yöntemdir, şablondur, sistemdir, sırf onlara has değildir. Mesela bir misal vereyim bunların. Mucize, evliyalarda keramet var. Aynı. Aynı fiil. Ama ismi değişik. Mucize, keramet. Kâbe'de de varmış abi. O evet. İstidraç. İstidraç. Bak üç tane. Bir de okuyayım abi. Fikri, yani şöyle okuyacaksın Gafur. Fikrim, daima küfrü, daima olumsuz. Küfür ne demek biliyor musun? Allah inkar değil ha. Örtmek. Mesela eşimin hep iyiliğini örtüyor. Fikrim hep böyle dedi. Düğünde de böyle yaptı. İkide bir karşıma çıkıyor. İkide bir şey yapıyor. Ama ikide bir yemek yaptığı da var. İkide bir benimle... İşte bana diyorlar ya hanıma hep küfür ediyor, küfür ediyor. Ben onun kötülüklerini örtüyorum aslında. Evet. Şimdi fikri daima küfrü yani iyiliği örttüğü için bir insanın kendi iyiliğini. Mesela iyi değilim. Niye değilsin ya? Uyurken iyiydin. Mesela diyor ki yoğun bakımda koronada kendi baş hemşire. Kendisi. Doktor gidiyor. Biz ilgileniyoruz. Adamın değerleri duman. Bir uyutuyoruz abi dedi. Adana'da. Adana korona merkezindeki adam. Bir uyutuyoruz. Bütün değerler mükemmel.
Tamam. Uyanıyor, bütün değerler berbat. Allah, kendi kendine yapıyor yani abi bunu. Demek ki Allah. Değerleri ne bozuyor? Burada ne çıkarttınız? Korku. Düşünce. Çünkü niye? Yanındaki can çekişiyor. Solundaki entübeye gidecek. Öndeki de öldü. Ötekisini de can vermek üzere ise o salonda tek tek değil. Ve doktor veya hekimler de doktordur, hekim değilse, yani olumsuzluklara odaklanmışsa, ağzından iki tane kelam, yüzünde iki tane tebessüm, merak etme, Allah'tan ümit kesilmez, Allah hakimdir, her şey kontrol altındadır gibi iki tane kelam, bin hasiyetli ilaçtan faydalıdır, 66 Barla'dakini, o hekim olsa, doktor olmayıp hekim olsa, doktor tamircidir. Hekim ise hekim azık, hikmet sahibidir aynı zamanda. Yani doktor marifet sahibidir, tamircidir. Ama hekim marifetullah sahibidir. Şimdi bak fikri daima küfrü örtmeye meşgul olduğundan kalbinde ve fikrinde boş yer yok ki adam kendisini doğru hissetsin. Buyur hikmetim. Abi ben Mehmet. Mehmet sen misin? Gafur abinin sorduğu soruyla alakalı da benim bir tefekkürüm vardı. Onu paylaşmak istedim. Üstad diyor ki elektriğin bana verilmesiyle diyor. Şimdi baktığımız zaman bu çağ üstadın bir yansıması. Üstad çekirdek çağda onun yansıması. Nasıl anlıyoruz? Her suale cevap vardır fakat sual sorulmaz. Hı hı. Bütün arama motorları Google, Microsoft'un Bing'i, Türkiye'nin Yahnesi hepsi bütün suallere cevap veriyor fakat sual sormuyor. Aynen öyle de biz inananlar vehmi çalıştırmadığımız için belki günde 19 kere zehirleniyoruz. Ama Allah'a şükürler olsun yediğimiz içtiğimizle zehirleniyoruz fakat bu zehir bize fayda vermiyor. Ben üstadın bir yansımasıyız olarak düşünüyorum. Benim tefekkürüm o yönde. Yani bir çekirdeğiz yani onun ağacının küçücük bir çekirdeğiyiz ama etkilemediği gibi bizi de etkilemiyor. Çok şükür. İşte zaten küfür şu anda da ustadı fiilen şeyi deviremedi. Burada diyor ki bir sürü manevi şey var küfür. Şirk var, şu var, bu var. Ama bu saatte burada olmak acayip değil mi? Elhamdülillah. Ha işte. Devam edeyim. Sığınmışız abi. Çok şükür. Çok şükür. Vicdan yaptırıcı gücü suçluluk duygusudur demiştik. Bu duygu insanın kendi davranışı için şahsen yapmış olduğu yargıdır. Pişmanlık kişide yeniden bir vazife yükümlülüğü doğurur. Gerçek pişmanlık yapılan bir kötülüğün ardından derhal tamirine yönelmektir. Bunlara peygamber kıssaları ile bize ifade ediliyor. Kur'an vicdan, yani Kur'an'da vicdan, sorumluluklarımızı yaptırımları ile söyleyip gösteriyorsa, bak, Kur'an vicdanı sorumluluklarımızı yaptırımları ile söyleyip gösteriyorsa, hür ve salahiyet sahibi olduğumuzu da söylemiş olduğu içindir ki, kader vicdanidir denmiş. Akıl süreçtir. Vicdan sonuçtur, Allahu alem. Bir daha. Kur'an vicdanı sorumluluklar yani vazifelerimizi yaptırımları ile yani bu sorumlusun yapmasan sonucu da budur gibi sorumluluklarımızı yaptırımları ile söyleyip gösteriyor. Bak bunu yaparsan bu. Yapmasan da bu. Söyleyip sonucu da gösteriyorsa bu insanın ne olduğunu gösteriyor. Hür ve salahiyet sahibi olduğumuzu da söylemiş oluyor. Sen yani istediğini seçebilirsin. Sen tebliğ isteyen iman etsin, isteyen etmesin. Bu hür ve salahiyet sahibi olduğumuzu söylemiş olduğu içindir ki kader vicdana girmiş. Akıl süreçtir, vicdan sonuçtur.
Zahirde vicdanı biz malzemelerle besler. Zahirde ilim yapıyoruz. Vicdan nasıl beslenir? Vicdanın 4 tane sistemi var. Biliyoruz abi. Ben yazayım, bu çok önemli olduğu için zaten biliyoruz. Vicdanın 1, 2, 3, 4 irade nedir? İbadetullah. Böyle inkişaf eder. Yani yaptıkça irademiz güçlü olur. İradenin güçlü olduğunu nasıl anlarız? İbadetin doğru orantılıyla. Zihin nasıl anlarız? Marifet. Marifetullah. His muhabbetullah. Latife-i Rabbaniye müşahedetullah. Bunu işte cahil var ya, cahil işte ben, sanki Allah'ı görmüyoruz. Arkadaşlar, vicdan, şöyle yapayım ki, vicdanın anası ve erbası ve ruhun 4 havası 1, 2, 3, 4. İrade, zihniz. Şimdi ibadet yaptıkça irade, marifetullah, Mehmet Sul sormuştu, nasıl? Dimağdan geliyor. Marifetler gelince vicdana, vicdana marifetullah olur. Muhabbetullah, hislerimizin kıblesidir, tarafgirlikleriyle oluyor. Latife-i Rabbani de şu andaki olduğu gibi huzurdur yani insan. Allah hazır olmadıkça, sen de tayin ve teşebbüs etmedikçe, yani Latife-i Rabbani Allah görmedikçe bizde huzur olmaz. Ama kör olası cehalet görmeyi şekle indirdiğimiz için Allah'a da şekil olarak düşünüyoruz. Olmayınca da görmüyoruz hani. Oysa Allah gözükür. Bu vicdan daima vacibül vücuda bakar diye bir ibare kesim var değil mi? Var var. Evet. İşte bu. Hasan abi, üstad ne diyordu? Kabre girdiğinde iki tane arkadaş mı geldi? Geldi diyor. Şimdi Hasan abi, irade ve zihin, o zaman kabre girmeye gerek yok ki. O arkadaşlar zaten burada abi ya. Bakın irade münker. Nekir terkleri değil mi? Terk. İbadet yapabilmen için haramları terk edeceksin. Evet. Terkler. Evet. Münker. Münker işte eylemler. Hissediyorsun, yaşıyorsun. Zaten haşir meydanı ya bu. Haşir meydanı abi. Tabii daha kabirden daha öteye. Evet, daha ötesi. Daha öteye olunca şu, üniversite diplomasında lise diploması da olduğu gibi. Evet. Yani bunun üstü açılıyor kardeşim yani. Buralar suret... Basiret, dirayet, feraset, kemaliyatı da ekleyelim mi abi onu sana? Evet, doğru. Söyle buna ne demiştin? Basiret abi. Sonra? İbadetullah attıkça. Dirayet, feraset, kemaliyat abi. Evet, son. Doğru. Evet, evet. Doğru. Ekleyelim abi. Sen dedin de niye eklemeyeceğiz ya? Basiret. Evet abi. Basiret. Dirayet. Kabri kalpten. Sonra? Feraset abi. Kemalattı en son. Ama mesela ona şey yazmışız ya Hasan abi. Bu kırmızıyla yazdıklarınızı ben de önceden ilk dersin başında öyle düşünmüştüm ama dimağdaki şuur olarak mesela yukarıda onu belirtmişiz aslında Hasan abi. Evet. Çünkü şeydir, oradan besleniyor zaten. Oradan besleniyor. Tabii canım, olmazsa nasıl bir... Dimağdaki her şey kanuniyet. Serbest bölge, süre, izan vasıtasıyla aşağı iniyor. Aşağı kopyalanıyor. Biraz da gideyim, çok ilginç. O zaman... Bayağı. Sonra... Ne, çalışılmış ya, çok şükür ya. Bir, burayı bir de okuyayım bakayım ne oldu. Zahirde vicdanı biz malzemelerle besler, uyandırırız. Sonuçta vicdanı uyanınca kainatı içine alacak kadar... Güç ortaya çıkar, seni de içine alacak bir mekan ve güç uyanmış olur. Mesela bu çok önemli, hep derim böyle iki haftadan, üç haftadan beri hemen hemen hep genel derste de zikrederim. Mesela gadaptır, şehvettir, öfkedir, muhabbettir, şefkattir, anlayış, ben ne bileyim,
İçimizde olanlar. İçimizde uyanınca ne oluyor? Biz onun içine giriyoruz. Tamam mı? Bazı insanların kalbi kendisinden küçük, bazısının kalbi kendisinden de büyük. Kalbinin içine girmiş, içinin içine. Onun kalbinde Erdin, sen de yer bulabiliyorsun. Bazı insanlara baktığın zaman onun kalbinde yerin yok yani. Yer yok. Kendisi zor sığmış kendi kalbine, seni alamaz yani. Kendisini sevmiyor, kendisini affedemiyor, kendisini tanımlayamıyor. Kendisi bile Ali, kendi kalbinde zor, seni nasıl alacak? Ama bazının kalbi kendisinden çok büyük olduğu için baktığın zaman Ali, vallahi bunun kalbinde ben de olabilirim ya. Olabilirim ya, bunun kalbinde olurum. O seni sever ya. Şimdi vicdan uyanınca, vicdaniyatı yaşamak, dünyevilikten sıyrılmaktır. Dünyevilik değil artık. Vicdaniyat, haşirilik. Ahiret oluyor. Vicdan hiç susmuyor ama hep var. Hep var. Biz sallantıyı kapatmış, bazen kapatıyoruz, bazen kapatmıyoruz. Yani o devamlı bize mesajı veriyor ama biz onu gelecek haramlarla, tabii rahatsız ediyor bizi. Şurada mı geçiyordu? Bizi rahatsız ediyor. Devamlı rahatsız ediyor. Yapma etme, yapma etme. Bu sefer zulmediyoruz. Bozuyoruz günahlarla. Üstad, niye günahlar yapılır? Günah lezzet olduğu için değil. Elemden kurtulmak için. Niye içki içilir? Lezzetli olduğundan değil. Faydalı olduğundan değil. Faydalı olsaydı ek gıdalanmazdı. Niçin içiyoruz? Ve niçin ki keyif zannediyoruz, menüs bir lezzet var? Bizi bizden koparıyor, bizi unutturuyor, bizi örttürdüğü için. Unutmak lezzet zannediyoruz. Şey, İmam Ali açılsa yakinim ziyadeleşmez dediği noktada tamamen vicdaniyattan mı? Evet. Evet. Açılmış da vicdaniyatında zihin şurada yaşıyor. Zihin üstü açılmış ya mekan. Açılmış. Artık orada. Olmasa savaştın, kılıçta yatırdım, adamı tam keseceğim, tuh diye tükürdün, kesmeyeceksin. Bu olmaz yani. Bu normal bir insan değil. Yani o anda onu nasıl düşünecek? Niye beni kesmedin dedi adam. Ben seni Allah için kesecektim. Tükürdüm. Tükürünce nefsim karıştı mı? Ben de senin ha der gibi. Böyle hissim karışınca, Allah için olmayınca ince çizgiyi. O anda o tespit edilir mi ya kılıçta? Kılıç anında ince çizgiyi. O, ben yaşarken tespit edemiyorum da o kılıç anında nasıl tespit ediyor yani? İşte feraset bir ayet. Yani ben şu anda ihlaslı olup olmamam çok zor. Kılıç elindeyken ölüm kalımda ihlası takip ediyor. Buna normal bir insan mı yani? Aynı anda görüyor orada bak nefsi karışıyorsun. Yani yerdeki işlene mesela bu kalem nereye koyayım da daha isabetli herkese uygun. Böyle mi koyayım böyle mi? İşte oraya bakıyor. Hayır bu tarafa al indir. Tamam indir. Düzelt bu tarafa. Hop tamam öyle. Ha o orada en iyi şekilde bu şekilde yürüsün. Bunun adı sünnet-i seniye. En ilerisi. Yani yerdeki olayları, hadiseleri, sembolleri, simgeleri, objeleri ötelerden yönlendirmek, anlamlandırmak. Götür ileriye. Olmaz burada çok çirkin gözüküyor bu. Burada belki iyi olabilir. Hayır orada çirkin. Götür ileriye. Kaydır. Biraz daha. Koy indir aşağı. Hah. Şu anda o burada en uygun bu. Bunun sünneti senin. Ötelerden burayı tanımlamak, anlamlandırmak, şekillendirmek. İşte namaz, oruç bunun için var. Oraya göre bu. Ben biraz gideyim. Şunu söyleyeyim abi de hemen. Hatırlamak dimağdadır değil mi abi? Hatırlamak dimağdadır diye düşünüyorum. Tamam. Evet. İşte tahattür. Tahattür müydü abi? Tahattür. Tahattür işte o zaman zihni aralamak mıdır Hasan abi? Yani benim miracım aslında evet. Orada kayıtlı mı? Yani suret orada olurken hisse de karşılık buluyor hatırlama. Hisse de karşılık buluyor değil tabii, mi? Tabii. Yani mesela kimse... hayal bugün okudum. Hayal mesela imalat etmekle beraber ettiklerini de depolayandır. Çok tuhaf ya. Allah. He ya depoluyor. Geçmiş hayallerini de hayal edemez misin? Evet. Geçmiş hayalini de hayal ediyorsun.
Hayal aynı zamanda mekandır. Sen bana bir hayal et de mekanı olmasın. Bir şey hayal et de şekil olmasın demek için. Rüyamda ben bunu daha önceki rüyamda görmüştüm diye rüya. Ha işte. Bu hayalin içerisindeki hayal. Biraz da devam edeyim. Allah Allah. Seni de bak vicdan uyandıkça seni de içine alacak bir mekan ve güç uyanmış olur dev. Onun bir uyansa var ya vicdan. Onun önüne hiçbir baraj duramaz ya. Duman eder ya. Adam vicdaniyatından dolayı intihar ediyor ya. Vicdaniyatından dolayı. Mesela haşa haşa haşa. Hiç olmayacak bir halinle herkes seni görse ne yaparsın? Yaşanamazsın ki. İntihar eder. Utançtan değil mi abi? Tabii. Vicdaniyattan ya. İki tane şey var. Birisi Akbaba bir tane ölmek üzere olan çocuğun başında bekliyor. Fotoğraf çekmiş, ödül almış. Bir tanesi de Dima fikirlere, düşüncelere, zanlara. Burayı anladık değil mi abi? Dima kimlik olursa vicdan ise kişilik olur. Dima fikirlere, düşüncelere, zanlara, malumatlara hakim olma sistemin aklıyken hislere, marifetlere, ubudiyet ve ibadetlere ve şahit ve meşhut halet-i rüyemize hakim olan sisteme de vicdan denilir. Hem şehit hem şahitmiş vicdan. Evet. Tek değilmiş. Evet, değilmiş. Hem şehit hem şahit. Bir daha okuyayım abi. Çok iyi. Abi bitti. Ondan sonra şey yapacağım. Bir daha. Dima demek fikirlere, düşüncelere, zanlara, malumatlara hakim olma sistemin adı akıl. Bunlara hakim olan o. Hislere, marifetlere, ubudiyetlere, ibadetlere, şahit ve meşhut halet-i ruhiyemize hakim olan sistemimize de vicdan deniliyor. Akıl sonuçları ilimle sentezleyen, yorumlayan, bir daha akıl sonuçları İlimle sentezleyen, yorumlayan, fikir sonuçlarını çıkaran sistem akıl iken, davranış, keşf, his, kendini çözme sonuçlarını ahiretle anlamlandıran sistemimize de vicdan denilir. Bir daha okuyayım abi bunları. Tapu gibi cümleler. Akıl sonuçları İlimle sentezleyen, yorumlayan, fikir sonuçlarını çıkaran sistem akıl iken, davranış, keşf, his, kendini çözme sonuçlarını ahiretle anlamlandıran sistemine de vicdan denilir. Vicdan, insanın iradesini, hislerini vasatta tutar. Ses ve hareket ve harf kullanmadan senle konuşur. Vicdan, gafur, sessiz, ses ve hareket ve harf kullanmadan senle konuşur. Bana bir yazı söyleyin, harf olmasın. Bana bir konuşma söyleyin, harf olmasın, ses olmasın. Bazen vicdan tüy kadar hafif, bazen de kainattan daha ağır yükleri oluverir, yük oluverir. Sana. Vicdan bazen kuşun tüyü kadar hafif, bazen kainattan daha ağır olur. Taşıyamazsın vicdanını. Çok ağır olur. Görme işitmeden ne kadar farklıysa, görme işitmeden ne kadar farklıysa, vicdanen bilme de aklen kavramlardan da o kadar ayrıdır. Kavramadan. Ha, bir daha. Görme işitmeden ne kadar farklıysa vicdanen bilme de aklen kavramadan da o kadar ayrıdır. Vicdanda kıyas, mantık, fikir, yürütme, hipotez kurma yoktur. Vicdanda kıyas, mantık, fikir yürütme, hipotez kurma yoktur. O
bütün bunlara muhtaç olmaksızın hakikatleri doğrudan bilir, maviyi kırmızıdan gözümüzle ayırt ettiğimiz halde şefkatin muhabbetten, korku endişeden farkını vicdanen biliriz. Ben şeyi yanlış mı? Ben hem emrin ismidir hem emri itibarıdır demiştim ya. Yani kıyas yoktur diyorsun. Yok, kıyas yok vicdanda. Bir daha. Yani ben çıkarttım, ustadın bizzat cümlesi değil. Benim oradan çıkarttım. Vicdanda kıyas yok. Ama sana öğretirken var. Sana öğretme başka. Vicdan kıyassız, mantıksız. Yani vicdanı mantıkla şey yapamazsın. Mesela bazılarına diyorum ki Allah bu kainatı kurarken benim aklıma sormadı. Benim aklımı kullanmadığı için bu kainatın işlevini, çalışma sistemini akla çözemem. Niçin? Benim aklım kainattan önce değildi. Ve aklıma göre yapılmadığı için aklımla çözemem. Mesela örnek vereyim. Kabir ve sonrasını akılla çözemez. Vicdan da renkler karışık değil abi. Nettir. Nettir abi. Doğrular, yanlışlar. Evet. Yani hepsi iman küfür. Yani belli, ortası yok yani. Bellidir yani. Yani. Muhammed Emin bir soru sormuştu bana dersten önce. Dedi ki vicdanda dedi renk var mıdır? Değil mi öyle soru? Vicdanın rengi nedir? Ben de şöyle bir cevap vermiştim aslında. Her şeyin rengini verenin kendinde renk yoktur tarzında. Vicdanda da bu şekilde bir renk belirişi yoktur. Hakikat boyutu olduğu için orada. Arkadaşlar, canlı yayında olanlar, sesinizi kapattım bak. Böyle yaptığınız için canlı yayın vermiyordum. Yani vicdanda renk yoktur diye biz bir yorum yaptık ama. Evet, doğru. Bir daha. Vicdanda kıyas, mantık, fikir yürütme, hipotez kurma yoktur. O, bütün bunlara muhtaç olmaksızın hakikatleri doğrudan bilir. Yani mavi kırmızıdan gözümüzle, yani dimağımız ayırt ettiğimiz halde şefkatin muhabbetten, korkuyu endişeden farkını vicdanen biliriz. Vicdan mazeret istemez. Bilmez, üretmez. Mazeret. Doğru mu yazdık? Mazeret. Doğru yazmışım. Doğru yazmışım. Mazeret. Mesela bugün derse gelmedim. Bir sürü sebebim var. Bunu akıl yapar. Ama bugün derse gelmedim. Akılda mazeret yok. Mazeret yok. Vicdanda sonuçlar belli. Evet. Akıl ona göre şartları... Mesela diyelim ki aynen öyle. Gelmemek için çok sebep var. Ama inan gelmek için daha fazla sebep var. Şey, çok güzel bir cümle yazmışsınız abi ya. Akıl ise sayısız mazeret üretmekte... Mahirdir. Korkulan akıllı bulmakta mahirlidir. Çok güzel oldu. Devam edeyim bak. Vicdan mazeret üretmez, bilmez, üretmez. Akıl ise sayısız mazeret üretmekte korkularına kılıf bulmakta mahirdir. Bu sayede de vicdanı bastırmak hevesiyle zalimleşir. Burayı Mehmet'e gösterecektim. Yani vicdanın sesini ne yapacaksın? Seni rahatsız ediyor. Yapma diyor. Etme. Kalk sabah namazına. Kalk Risale oku diyor. Bugün cüzü okudun mu? Okumadın. Nasıl geçti sabahtan beri bu saate kadar? Bu mazereti akıl şey yapıyor. Vicdan ise şey yapmıyor. Şimdi bununla alakalı bir şey hatırlam geçmiş. Bir yerde bulunuyorum. Arkasında kadın şikayet ediyor. Camide miydik? Bir yerdeydik. Kocam diyor, bu kadar çocuklarla beni baş başa bırakıyor. Oradan bağırıyor. Ona bir şey söyle diyor. Haftada 3 gün derse gidiyor. Eve de gelince diyor kitap okuyor. Benim bu kadar çocuklarla baş başa bir gün bile dedi bana ayırmıyor. Yardımcı olmuyor. Ondan sonra doğru mu söylüyor dedim.
Dedi ki şu kadar umumi derse gidiyorum. Şu kadar bir iki günde ben kendim derse gidiyorum. Şurada da program yaptım, araştırma yapıyorum. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ne yapayım? Şimdi ne yapacaksın? O pergeli oraya koyarsan o haklı. Pergeli buna koyarsan bu haklı. Ben ne dedim? Vicdana koydum. Onun dediklerini yapacaksın, kendi dediklerini de yapacaksın. İkisini aynı anda yapacaksın. Hem evde olacaksın, hem dershanede olacaksın. Allah aşkına inan, aynı gözümün önünde adam kendisi. Hem evde olacaksın, aynı anda derse olacaksın dediğim halde hiç demedi. Bu nasıl olacak abi demedi. Tamam abi anladım. Hem onu da yapacaksın, hem onu da yapacaksın. Onu da aksatmayacaksın, onu da aksatmayacaksın. Doğru mu söyledim? Doğru söyledim. Nasıl olacak? Çözersin. Hiçbir özür yoktur. Özür olsaydı Allah özürü Kur'an'da veya peygamber hadisinde söylerdi. Özür yok. Onu da yapacaksın. Aynı anda şu anda evde olacaksınız. Evde olacaksın. Çoluk çocuğunla şimdi pikniğe gezdirir. Aynı anda burada olacaksın. Nasıl olacak? Bilmiyorum. Bir daha. Bu sayede vicdanı bastırmak kevesiyle yani vicdan azap veriyor. Yapma diyor. Bastırınca ne olacak? Zalimleşir insan, sertleşir insan, maddi kaygıları derinleşir. Vicdan, akıldaki bilgi, malumat gibi gelmez sana. Yani öyle bir yaklaşmaz. Vicdan sana akıldaki, Ali, sana bak kardeşim. He? Herhalde şurada şöyle demişsiniz abi, derinleştirir değil, dinleştirir. Evet, dinleştirir ha, din olacaktı. Bir daha, bu sayede de vicdanı bastırmak hevesiyle zalimleşir, sertleşir, maddi kaygıları dinleştirir. Evet, sanki dinmiş gibi. Dinmiş gibi, evet. Şimdi mesela yapmadın değil mi mesela, yapmadın. Akıl bir şekilde gelir, bir sürü malzeme üretir. Şöyle diyelim, ben bugün derse gitmeyeceğim, niyet et, akıl tabii ya. Sen zaten şöylesin, sen zaten okuyorsun, sen zaten şeysin, zaten çalışmak diye. Yani akıl bir sürü mazeret getirir sana. Ama ne dedin niyetinde? Bugün derse gitmeyeceğim. Bugün derse gideceğim karar verirsen, akıl der ki tabii ya gitmen lazım ya. Sen nerede bulacaksın ya bu fırsat tane dünya? Bir daha yani şu anda ölürsen ne yapacaksın? Bak o arkadaşların derse gitti, sen gidemedin, hiçbir şey yapmayacaksın. Neyi niyet ederseniz akıl ona ait malzeme üretir. Akıl bağdır kardeşim. Niyetinize göre bağlarsanız köpeği, fabrikada da bağla, evde de bağla. Köpek öyle bir şeydir. Oraya göre havlar. Bir taraftır, vicdan taraftır. Evet. Vicdana sorarsan... Vicdan taraftır, akıl bir taraftır. Dersler. Nefsi emmare ne demektir diye. Nefsi emmare insanın bel merkezli ve hazcı durumu ise ben merkezli. Nefs-i emmare ne demek? Pergeli kendine koyar, Allah tarafına koymaz. Hazcı, haz. Nefs-i levvame insan, bir şey için bunu kullanıyorum yani bak. Nefs-i levvame bu makamda insanın kendini sorgulama ve değerlendirme boyutunu gösteriyor. Levme diyor var ya, günah işlemez değil. İşliyor, lanet olsun ya. Nasıl yaptım ben bunu ya? Levme diyor. Bu makamda ne demek? Nefs-i levvame, insanın kendini sorgulama ve değerlendirme boyutunu gösterirken, nefs-i mutmainne ise insanın dini ve ahlakı değerlere tam uyum sağlayan en üst basamağını ifade etmektedir. Kur'an'da da nefsin vicdani boyutu sayesinde kendini denetleme, bak Kur'an'da nefsin vicdani boyutu yani insanın vicdani boyutu sayesinde insan vicdaniyatı ile insan kendini denetleme, kendine ödül verme, yaptığı yanlışlara ceza verme yetkisinden bahseder. Kalp ise Arapçada KLB Kastamonu, Lüleburgaz, Bursa kalp kökünden kalp. Ne demek kökünden? Türetilmiş olan ne demek? Bir şeyi aşağıya, bir şeyi yukarıya, bir şeyi sağa, o şeyi sola, içine, dışına çevirmek, döndürmek,
değiştirmek anlamına geliyor. Onun için kalp. Ey devamlı değişen kalplerimiz var. Kalbim devamlı değişiyor. Ya Rabbi değişen kalbimi sabit kıl. Dininde sabit kıl. Marifette sabit kıl. Marifetullah'ta sabit kıl. Muhabbetullah'ta, müşahadetullah'ta sabit kıl diyor. Amin. Bu derste de bizi sabit kılsın. Amin. Evladı iyalimizi de insi ve cinni, semavi ve arzi, maddi ve manevi, süfyanların ve türevlerinden, deccalların ve türevlerinden, küfrün, şirkin, isyanın, günahların her türlü çeşitlerinden bizi sevenleri, evlad-ı iyalimizi hıfz-ı emin eylesin. Amin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de daim kayım sayım eylesin. Amin. Hizmet-i imaniye'de hadim eylesin. Amin. Ve vakf-ı hayat olacak evlat Cenab-ı Hak bize nasip eylesin. Amin. Evladımızdan olmamışsa torunlarımızdan Cenab-ı Hak nasip eylesin. Ve hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de burada surete nasıl berabersek ahirette de bizi beraber eylesin. Amin. Birbirimizden ayırmasın. Amin. Bu duayı yaptıran Allah vermeyi murat ettiği için Ya Rabbel Alemin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hürmetine, Allah'lığının hatırına, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızı affeyle. Amin. Kusurlarımızı affeyle Ya Rabbi. Amin. Ve bu Allah'lığın hatırına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine, şerefine bizi şehit olarak al. Ölümü bize hissettirme. Ve hizmet-i imaniye, Kur'aniye olan şahs-ı maneviden hissemizi ziyade eyle. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini mazhar eyle. Ölüm anını, kabrin dehşetini, haşir meydanının o vahşetini bize hissettirme. Sırat köprüsünden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın makamı Mahmud sancağı altında geçmeyi ve cennette haşr neşetmeyi bize nasip eyle. Amin. Ve rüyetullahını ve rizanı bize mazhar eyle. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masalavat. Amin. Allah sizden de razı olsun. Hasan abi, bu şeye baktım da maşallah yani ne şekiller zamanında çıkmış bir Hasan abi. Mesela manevi nefsi emmare ve maddi nefsi emmare diye ayrılmış ya Hasan abi. Evet. Mesela burada heves, damar, asab, tabiat, şuursuz, kör, hissiyat. Neler çıkmış? Yani evet, yani bu... Bu normal, şu anda çalıştıkça çıkıyor ya. Evet. Bir şey yazmak için kaç hafta. Evet. Onlar nasıl çıktığını da bilmiyorum. Yani ama defterlerim duruyor. Çalışılmış ama bu kadar verilen emeğinden bu kadar da verilmemişti tek teki. Evet. Ama emeği hepsi tek tek toplama okundu. Evet. Ama tek başımaydım. Şöyle müzakere mutala imkanımız. Tek başım derken 2-3 kişiydik. Konya'da şimdi Hüseyin abi var. O'ma beraberdik. Allah rahmet eylesin. Kabirdedir Nadir abi. Başımızda da Rüştü abi vardı. Tabii o yetiyordu. Bunları mutala ve müzakere ediyorduk. En azından defteri böyle çözemediğim zaman koltuğumun altına alıp hemen üst kata çıkıyordum. Ondan sonra Uçlar bu nasıl bir şey ya? Şöyle yapardı, oku bakayım derdi. Oku. Ne anladın deyince elini alırdı böyle. Benim düşüncemi merak ederdi böyle. Öyle şeyimi söylerdi. Mesela itiraz ederdim o kendisi. Ondan sonra bir de latife yapardı. İmam-ı Ebu Yusuf da İmam-ı Azam'a itiraz ederdi. Gülerdik böyle. Her sarışta yanında bir mutlaka kutusu vardı. Bir tatlısı vardı yani. Ya çikolatanelinden ya evden getirdim ya çikolatanelinden. İki tane vermezdi. Kesin senin hakkın bu kadar derdi. Bir tane. Bir tane verirdi. Ama belki dakikalarca dile tutardım. Onun için şimdi diyorum ki beyin baklavayı ağzınıza koyduğun zaman acele gönderirsen aşağıya daha idrak etmeden geçtiği için olmuş bilmiyor. Bir daha çok oluyor. O zaman az yemek için dilinizde tutun. Beyin onu çok görsün. Bir lokma değil 10 tane gibi görünce ha tamam desin. Evet.
Öyle yapın diye bana söylerdi. Patronun da taktiği oymuş abi. Öyle mi? Öyle şeydi. Ama maşallah. Ondan sonra bunları mutala ederdik. O şeceri-i hilkat başlı başına bir ömürdür. Çok acayip abi ya. Şurada... Daha vicdan okuyoruz. Evet. Okuyacağız ama oraya konmuş. Aslında abi vicdan ve dimağ kalbin iki şey diyoruz ya. Ayağı. İslamsız iman, imansız İslam olmadığı gibi dima İslam, vicdan, evet. İman gibi böyle. Yani dimasız vicdan, yani Mehmet Su sordu ya Amerika'dan. Şimdi dimadan beslenmeyince vicdan fıtratı selime olur. Yani organik olur yani. Çocuğun, hayvanlarda da var yani. Mesela çocuğun vicdaniyeti olur. Ama din acayip ne yapmış? Ya çok tuhafıma gitti. Bir insanın aklı melekesi gelince dini yüklüyor, dini sorumluluklar veriyor. Ben demeye başlayınca mı? Yani aklı sorumluluk. Evet yani ben de akla ne kadar değer veriyor ya. Dini sorumluluklar, imani sorumluluklar, imani sorumluluğu o meleki gelince yapıyor. Ne kadar esas merkeze konmuş. Mükellef olarak o zaman. Cevap acayip. Ama birbirine... Adam öldü, sorumlu değil. Değil. Oruç tutsa, tutmasa aram değil. Tutarsa büyükler gibi mükafat görür. Yani tek yönlü çalışıyor bu uçağına kadar. Sevaplar büyükler gibidir, hatta daha fazla. Günahlar yok. Ama şeyden çok ürkmüştüm abi ya. Hiç unutmuyorum. Bir zaman bir kampta, İzmir tarafında bir kampta küçük bir kız çocuğunu getirdiler. O çocuğun simasından siz çok etkilenmiştiniz. Sizin vaziyetiniz de beni çok etkiledi abi. Çocuğa sürekli televizyon izletmeleri belki içini bozmuyor, lakin simayı berbat etmiştir. Mesela böyle deyince bir kişi de geliyor, devamlı geliyor. Ben tanıdığım hala yaşıyor. Şu anda kaç olmuştur? 9 ikizdirler. Kız çocuğu. Ama oğlan değil. Bak bir kız bir erkek ikizdirler. İnan itimat edin bana. Mübalağa etmiyorum. Kız 20 yaşında büyümüş. 9'a indirgenmiş. Ama 20 yaşındaki bir insanın günahları gibi çocuğu ihtiyarlatmış. Siması yaşlı bir şey. Buna delilimi yapayım lemalarda. 26. lema. Yevme yec'elu vildane şiba. Yevme yec'elu vildane şiba. O günler ki çocukları da ihtiyarlattı. Ahir zamanı gören çocuk da olsa ihtiyardır diyor usta. Ahir zamanı gören çocuk da olsa ihtiyardır. Mesela şöyle düşün. 10 yaşındaki çocuğu koyar mısınız bir kefeye? Koyduk mu abi? 500 sene önceki Osmanlı'dan olgunlaşmış kaç tane adam koyalım ki bu adamın bilgisine ulaşsın? 100 tane olur mu? Belki yerine göre köy yani. Köyü koy. Evet. Yani bunun bilgiyi, marifetleri bu adamın 100 kişide bile yok. Ne yapmış? Ha, evet, nimet olmuş ama aynı şey nikmettir. Mesela şöyle diyeyim. Niye ben Arnavutköy'e çabuk geçmeyi istiyorum? Şey yapıyorum. Çünkü rahmet ilahi ne kadar büyükse zahmet ilahi büyük olur. Ustad Ramazan Esersin diyor ki Ramazan'ın hürmetini tutmayanları ikaz etmek için bir gadab ilahidir diyor deprem için. Deprem için söylüyor. Onun için bu memlekete gelecek belayı bu memleket dairesinin dışına atmak için sadakayı makbule, sadakayı cariye dahi olsun diye Arnavutköy'ü Allah'ın evini açmak istiyorum Ramazan'dan önce. Açılış sonra olacak ama biz önceden taşınacağız. Kaim Ramazan'ın hürmetini tutmayanlara ekseriyet teşkil ederse 25. söz Kastamonu'da ekseriyetin teşkil edince rahmet-i ilahi hürmet edilmeyince gadab-ı ilahi oluyor. Ramazan'da onun için depremler çok olur. Ramazan'ın hürmetini tutmayanlara diyor Hayas. Büyük şeytan nerede? Kabe'de. Değil mi? Büyük şeytan, orta şeytan, küçük şeytan. Şeytan taşlaması Mina'da var ya. Ramazan'da da büyük rahmet olduğu için rahmet yani celal cemalsiz. Cemal da celalsiz olmaz. Evet.
Rahmet zahmetle beraber oluyor. Hastalık şifa, şifa hastalıkla beraberdir. O şeyi dairesinin dışına atılsın diye sadakayı makbul. O zaman günahlarımıza, eksikliklerimize, derse gelemeyişimizin sebebi o makul sebepler değildir. İşlediğimiz günahlardır. Yani televizyonun adı çocuk delirtme aleti iken kendileri söylüyor bu lafı. Benim değil. YouTube'a ruhlar mezarlığıdır diyor. Hep derim hortlak var ya, hortlak. Mezarlıktan hortlak çıkar diye korkuyorlar. Ben size söyleyeyim, hortlak nedir? Ölen bir insanın dirilmesi değil mi? Yaşıyormuş gibi muamele etmesi bize. Şimdi 50 sene önce filmi çevirmiş bir kadının veya bir adamın filmi var mı yok mu? Kendisi 50 sene önce ölmüş mü? Gelip beni bozabiliyor mu? Beni de eğitebilir mi güzel şey? Eğitir. O hortlaktır işte. Bak hortlak YouTube'da. Seni bozan 50 sene önceki 50 sene önceki bir kadının veya bir adamın iyi veya kötülüğü hortlamıyor mu? Hortluyor değil mi? Hortluyor. Hortlak YouTube'da odasında mezarlıktan, hortlaktan korkuyor. Ona mezardan çıkan ne yapacaktı sana? Huuu diyecek, o da huuu yapıyor. Hortlak burada. Başka ne? Mezarlıkta hortlak arıyor. Kardeşim derse gelemiyorsak yemin ederim Allah'a ki koyduğum, şeytanın bize o ortaya koyduğu o sebepler hakiki değil. Hep sunidir. Kitap okuyamıyoruz. Namaz kılamıyoruz. Televizyondan, YouTube'dan çıkamıyorsak kardeşim tövbe etmiyoruz. Tövbelerimizi çoğaltmak lazım. İstiğfarı çoğaltmak lazım. Başka? Kardeşlerle münasebeti çoğaltmak lazım. Derse gitmeyi çoğaltmak lazım. Mesela şu ders haftaya kadar yeter. İnan, bak Gazali söylüyor. Eğer diyor sen bir gün ilmi bırakırsan o seni bir hafta. Sen bir hafta bırakırsan o seni bir ay. Sen bir ay bırakırsan ilim seni terk eder diyor. Tamam mı? Bak bu ders haftaya kadar götürür. Haftaya gelebilmen için. Ama bu ders haftaya kadar götürdüğü halde haftaya sen derse gelmesen, iki hafta geçirirsen artık sen dört hafta gelemeyeceksin. Dört hafta gelemedin zaten senden çıkıyor. Mesela şöyle düşün. Dima dersini yaptık. İki hafta mı ne? Üç hafta. Vicdanı unuttuk gibi. Lan gene aynı kategoride, aynı kullarda gidiyoruz ama akıl işlediğimiz halde vicdandan neredeyse şey olduk. Şimdi vicdan tekrar yenilendik. Değil mi? Evet. Bunun üzerine inşallah bina edeceğiz haftaya. İnşallah. Şimdi biz devam ettiğimiz halde bu haldeyiz. Hiç gelmeyen daha iyidir. Geldiği halde terk eden. Den. O daha gelmeyen, kötü. Geldiği halde terk edenden daha iyidir. Tabii hiç gelmeyen. Bilmiyor ya. Mazereti de var. Niye? Ya Rabbi bilmiyorduk. Ama bunun öyle değil. Onun için hiç böyle dini duymamışa mürtet denmez. İslamiyet'e girdiği halde çıkana mürtet denilir. Allah birbirimizden ayırmasın. Amin. Allah bu hakikatlerden ayırmasın. Amin. Allah en önemlisi, Allah kendisine muhatabiyetten çıkarmasın. Amin. Namazda 9. sözde diyor ki bir nevi, idgafı bunu iyi dinle bak. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile. Namaz vakti ruhlar gider, huzura kabul edilenler dünyada namaz kılar. Kabul edilmeyenler, başbakan, genel kurmay, reisi cumhura huzuruna kabul etmediyse seni, sen dünyada namaz kılamazsın. Huzura kabulün 46 sözlerde söylüyor. Salat-ı Kübra. Bu nerede söylüyor? 16. sözde de geçiyor. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile. 9. sözde. He? 9. sözde. 9. ve 16'da da var. Şimdi arkadaşlar, Allah bizi huzuruna almak istemese o en ufak o şey bahane oluverir, derse gelmeyiz. Evet. Allah kendin seninle konuşmak istemese bugün sana Kur'an okutturmaz. Çünkü layık değil. Ben herkese konuşmam, inanın bana. Çünkü zamanım yok. Herkesin bana yazdığı sorulara cevap versem ömrüm kalmaz. Herkese telefon açabilir mi? Açamam. Bilmediğim numara zaten açmam. Bildiklerimi açamıyorum ki bilmediğimi açayım. Ha, Allah da
konuşmak istemediği kişiyi peygamberimiz demiş ki Kur'an okumak Allah ile sohbet etmektir. Öyle mi? Hadis. Allah kendisiyle sohbet etmek istemedi, Kur'an açamaz. Allah o mesela telefon ederiz ya. Diyor ki birisi çıkar der ki aradığınız kişi ulaşılamıyor. Mobil kapalı veya kaplama alanı dışında. Veya der ki şu anda başkasıyla görüşüyor, seninle konuşma zamanı yoktur. Tamam. Veya üçüncü şık diyor ki adam kapalı. Allah da 70 defa telefon ediyor. Ben olsam vallahi bir defa ettim, iki defa etmem. Allah 70 defa telefon en az. Telefon ediyor. Kalp ve vicdan diyor ki ya Rab kaplama alanının dışında. Başka? Ya Rab. Başka bir telefon ediyor gene ona. Bu seninle konuşacak şey yok. Başkasıyla meşgul. Veya ya Rab bu ulaşılamayacak bir yerde. Senin rahmetinden o kadar uzakta ki meyhanede, kahvede, televizyonda, ne filmde. Senin rahmetinden ulaşılmayacak bir yerde olduğu için seninle şu anda görüşemez. 70 defa kalple ziyaret. 70 defa 24 saat içinde mi? Evet he. 70 defa. En az 7-70 çoğunluk, çoğul ifade her zaman ya. Arıyor telefonla kalbi. Kalp ustad diyor ki otelin bu taraftaki ucudur diyor. Mesnevi'de geçiyor. Allah'ın telefonun öteki ucunun bu taraftaki ucudur. Ahizesidir diyor. İşaret cihazda da geçiyor. Ama arıyor zırırırır. Ya Rab ulaşılamayacak bir yerde. Kaplama alanının dışına çıkmış. Rahmetinin kaplamak ve kapsama alanı dışında. Gadabının tarafında. Allah muhafaza etsin. Bizi bunlardan muhafaza etsin. Misal gibi gözükürken şuyu Allah idrak ettirsin de. Nimeti nimet, hakkı hak, batılı batıl bilip kullarından eylesin. Batılı batıl kılıp da uzaklaştıranlardan eylesin ya. Ve böyle hissi dini, imanımızı ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin, şuhudu iman mertebesini ya Rabbi vesvesesiz ve şüphesiz yakiniyeti ifade eden iman mertebesini bize nasip eyle. Şuhudu iman. Nedir o şuhudu? Şüphesiz ve vesvesesiz iman mertebesi var. Vesvesesiz ve şüphesiz. O da ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin, şuhudu iman mertebesi. Allah nasip etsin yani. Risale-i Nur bunu veriyor kardeşim. Mevhibe ilahiye. Allah'ın bu asırdaki kulpu. Allah'ın var ya işte semadan size uzatılan bir kulp. Bir yani zincir değil. Sarılın diyor. Allah'ın ipine sarılın. Ha işte sarılın. Ha. Bu. Arkadaşlar bitiyor. Bugün ölenler var. Bugün ölecek olan da var. Kim oldu mu? Ama bu bitecek. Şu anda Allah seyrediyor. Bitecek. Peki. Tekrar El Fatiha.